Şu anda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dayız. Başkentin 90 km kadar uzağındayız, merkezde değiliz ama Orta Doğu'nun en büyük fuarlarından birindeyiz. World Fan Show 2024. Burada tüm salonları size anlatmaya çalışacağım. Sistemleri, alt sistemleri olabildiğince hızlı bir şekilde göz atacağız ama yine de 2-3 saatten belki de uzun bir program olacak. Buraya gelemeseniz de burayı gezmiş kadar olacaksınız. Umarım keyifli bir video olur sizin için. World Defense Show fuarındayız ve burası fuarın giriş yerinin iç bölümü. Burada çok geniş bir giriş alanı var. Bayağı da bir güvenlik için X-ray var. Buradan salon 3'e giriliyor. Salon 3'e doğru gidiyoruz. Welcome to the World Defense Show, where we venture beyond to explore space technology's role in defense and security. Evet, bu fuarın giriş yerinin itibaren bizi Koreli Rotem'in şirketi karşılıyor. Suudi Arabistan hem hava savunma noktasında hem de bununla beraber karadan karaya taktik füze olsun, tank savar füzesi olsun birçok konuda oldukça iyi bir pazar. Koreliler burada bir hava savunma konseptini sergiliyorlar. Radar, komuta kontrol merkezi ve launcher, 8 füze taşıyan bir launcher var burada. Evet, burada SA MSAM denilen bir hava savunma sistemini görüyorsunuz. Yine burada Kore'nin çeşitli füzeleri var. Bunlar karadan havaya füze. Bakın, portable surface air missile diyor. Hava savunma füzesi. Yine alçak irtifa hava savunma füzesi ve uzun menzilli yüksek irtifa bir hava savunma füzesi burada var. Görüyorsunuz. Hatta bakın burada Koreli çalışanlarda da yine yerel kıyafetler var. Arka tarafta ne var? Evet, bir gemi üzerindeki füze çözümlerini sergiledikleri maket var burada. Sadece füze değil, radar var. Büyük ihtimalle çekili sonar var. Sonata yazdıkları sistem elektronik harp radar olabilir. RAM sistemi var. Blue Shark denilen torpido ve gemi savar füzesi. Ve yine bir füze daha var. Burada görüyorsunuz füzelerin yerleşim yerleri var. Evet. Honirat Ground Launcher. Evet, bu da yine bizim cirit benzeri bir füze. Bu cirit benzeri olan füzenin atıcı sistemi gözüküyor. Burada bir mast üzerinde elektrooptik kamera sistemi ve çoklu bir atıcı var. Bu tarafta bir insansız kara aracı konsepti var. Bunun üzerinde yine karadan karaya tank savar füzeleri bulunuyor. Biri daha küçük boyutlu, biri bayağı daha büyük. Burada aşağıda daha büyük boyutlu maketleri de var. Birebir mi? Yanlış görmüyorsam evet, birebir boyutlu maketler var. İnsansız kara aracının yine birebir boyutlu iki bir maketi var. Bu şekilde burada bazı koaksiyel rotorlu drone çözümü var burada. Ona da bakabiliriz. Bu drone görüyorsunuz dikey kalkış yapabilen ve pervaneleri katlanabilir bir drone çözümü var. Bu kontrol, küçük bir yer kontrol sistemi var. Bu da yine Kore firması. Burada görüyorsunuz dedektör, kulut, kamera, sensörler, lensler var, MVR sensörler falan. Bunları Kadir'le Amerika sohbetlerde bol bol konuştuk. Evet. Hyundai tarafından devam edelim. Burada yine bir kamikaze drone vesaire üretici bir şirket var.
kamikaze drone'lar oldukça ilgi çekici olabiliyor. Evet, gereksel askeri ekipmanlar burada. Bir lisans kararıcı konsepti daha var. NVAV dedikleri bir araç burada var. Hyundai'nin yeni Rotem'in. Bir aktif koruma sistemi var, tank savar füze sistemi var. Ürün özellikleri burada yer alıyor. Devam edebiliriz. Hyundai Rotem oldukça geniş kapsamlı bir savunma sanayi firması. Evet, şu an K2 tankının Sudevs'ten teklif edilen versiyonundan yanındayız. Daha doğrusu Orta Doğu bölgesi için bu geliştirilmiş bir model olması lazım. Daha yoğun bir zırh paketi var. Zaten üst tarafta vesaire de görüyorsunuz. Ekstra reaktif zırh plakaları var. Yan tarafta kulenin yan tarafları oldukça geliştirilmiş. Aktif koruma sisteminin radarı var. Daha yoğun bir zırh paketiyle donatılmış. Burada zaten özellikleri de yer alıyor. Arka tarafta mayın temizleme gibi görevlerde kullanılabilecek K2 tabanlı bir araç daha var. Yine K2 tabanlı bir tank kurtarma aracı var burada. Görülüyor. Bu araçta da tank kurtarma aracında da şöyle görülebiliyor. Tamamını şöyle gösteriyorum. Arka tarafta bir motor var. Malum tankın motor değişimini vesaire göstermek için ya da motor taşıma işlemini göstermek için burada yer almış. Yine burada tanklarla ilgili değil. Bu anti-drone sistemi. Burada özellikleri de yer alıyor. Burada Pakistan'ın bir standı var. Pakistan standını görüyorsunuz. JF-17'nin maketi yer alıyor burada bir tane. Yine Pakistanlı bir silah üreticisi. Yani Pakistanlı bir silah üreticisi daha var burada. Genelde pompalı tüfekler vesaire. Arka tarafta Pakistanlı stand var ve Çinlilerin standları var. Şu arka tarafta arada kalan enteresan çözümler oluyor genelde. O yüzden bu ara reyonlara daha fazla girmek istiyorum. Burada bir alt sistem üreticisi daha var, görüyorsunuz termal kamera çözümleri vesaire burada yer alıyor. Şu da termal kameranın soğutması için olabilir, sol taraftaki yanlış görmüyorsam. Ya da termal bir dedektör de olabilir. Burada yer alıyor. Yani burada çeşitli alt sistemler var. Nükleer products, vay. Bayağı enteresan bir şey tabii ki. Burada yine bir İHA daha var. Enteresan ürünleri var. Genelde Çinli şirketler oluyor bunlar. Mesela burada bir Çinli şirket daha var. Burada mühimmat, mermi vesaire. Zarlama faaliyetleri, bir Nissan savar aracı daha var. Uydu alt sistemleri. Bireysel ekipmanlar, bir insan savarıcı firması daha iyi bir uçan kanat dediğimiz Flying Wing ya da Dual Alwing VTOL UAV demiş. Bu da enteresan bir çözüm. Kanatları büyük ihtimalle yukarı katlanan bir çözüm. Bu da yukarı doğru mu kalkıyor? Evet, yukarı doğru kalkış yapan bir çözüm var burada. Enteresan bir konsept olmuş. Bu da sanırım Çinli VPro'nun kamerası olabilir. Bir drone sistemi, bir drone üreticisi daha. Bir drone daha burada var. Yine Pakistanlı bir şirket var. Burada işte bakın, bu biraz enteresan çünkü bu elektronik, data link vesaire gibi biraz daha elektronik ve zorlu teknolojilerin olduğu bir stand olmuş. Pakistanlı böyle bir kabiliyet, hava yer kabiliyetleri tactical link demiş. Burada yine bir link çözümü var. Elektronik taarruz aracı. Evet. Bunlar elektronik destek aracı ve komuta kontrol aracından oluşan bir sistem yapılmış. Burada elektronik harp sistemleriyle ilgili bir bilgilendirme panosu da var. Bunu da çekelim. Arka tarafta baktığımız zaman burada enteresan bir
ücretleniyor. Elektronik harp sistemlerinin işleyişini anlatıyor genel olarak. Yani tüm standlara tabii giremiyorum tek tek ama olabildiğince aktarmaya çalışıyorum. Dubai'de, Abu Dhabi'de yaptığım gibi. Yine Pakistanlı şirketler var. Şu aradan sonra Çinli bazı önemli şirketler var. Oraya doğru yavaş yavaş gidebiliriz. Evet. Burada yine bir iki iniş kalkış yapabilen bir insansız hava aracı. Burada bunun daha da büyüğü ki bu bayağı büyük bir insansız hava aracı. Arkadaki insanlardan da görebileceğiniz üzere. Burada da bir mühimmatı var altında. Bu itkili bir mühimmat değil. Yanlış anlamadıysam süzülen mühimmat. Arka tarafı da çünkü hani göstermelik olarak kapatılmış gibi değil. Çünkü ürünün altındaki şeyde de bu şekilde yer alıyor. Firmada şu şekilde standı var. Ürünün videosu şöyle. Evet, süzülen bir mühimmat. Doğru tahmin etmişiz. Ürün animasyonu da bu şekilde. Tam tepeden tanka penetre eden bir mühimmat geliştirmek için yapmışlar. Anlaşıldı şimdiden. Şurada ürün ailesiyle ilgili bir bilgilendirme panosu var. Oraya uğrayabiliriz. Çünkü bu İHA'da mühimmatı da biraz enteresan bir konsept. Şu yukarıdaki yerden sanırım yine o da motorla ilgili bir konu. Evet, burası boyutlarını gösteriyor ürün ailesinin. Burada kamera da yine özel bir kamera değil sanırım. Ben tanımıyorum açıkçası ya da. Evet, burada Fatah 2 isimli bir balistik füzenin, ki bu Pakistan, yanlış görmüyorum. Evet, Pakistan'mış. Evet, burada bunun bir mokabı var. Özellikleri de bu şekilde. Cep değeri 50 metre demiş. 200 kilo 90 kilometreye kadar da menzili var. Harbah NG. Bu Harbah füzesini biz şeyde de duymuştuk. Daha önce Pakistan'a ihraç eden peynemli gemileri de görebiliriz diye de. Orada bir çeşitli şeyler var. Fatah 1 isimli bir füze sisteminin maketi var. Şunlar, şu seyir füzesi. Harbah da aslında bir seyir füzesi diyebiliriz. Çok yanlış olmaz. Keza kendisi aslında şey, gemi savar füze olarak geçiyor. Burada bir insansız hava aracı var. Bir Zumur 2 isimli bir elektroptik faydalı yükü var. Evet, 8 kiloluk oldukça büyük bir elektroptik. Şurada da termal kamerasının görüntüsü var. Enteresan bir ürün olmuş. Şapark 2 isimli insansız hava aracı. Evet, yine burada bir balistik füze konusunda ürün var. Burada bu ürün ailesinin Land Combat Systems, işte ne varsa bu şirketin, ki burası Çinli bir stand, ürünlerini görüyorsunuz. Yine taktikal füze olarak bunu isimlendirmişler, BP-12A. Bu noktada şimdi hatta Suudi yetkililerle konuşuyorlar. Burası önemli çünkü Suudi Arabistan karadan karaya taarruz füzeleri noktasında önemli bir tedarikçi. İran'a karşı kendi pozisyonunu güçlendirmek istiyor uzun yıllardır. Çin'den de çok uzun menzilli füzeler geçmişte tedarik etmişti. Bunlar daha küçük çaplı taktik füzeler. Burada çeşitli test görüntüleri de iyi. Yine burada bir füzemiz var. Gördüğünüz gibi. Aşırı sayıda ürün var burada Çin pavilyonunda. Bunlar Norinco'nun araçları. Örneğin havan araçları, ki bunlar da bildiğim kadarıyla Yemen'de vesaire benzer bazı havan araçlarına kullanıldı. Evet, bir tane daha. Evet, uydu güdümlü 155 bin metre mühimmat denmiş. Güdümlü 155 bin metre mühimmatları biz Çinlilerin Libya'da falan da görmüştük. Birleşik Arap Emirlikleri kullanıyordu bu arada. Serisi bunlar mıydı şu an hatırlamadım ama biz paylaşmıştık Libya raporunda Defense Türk'ün. Burada yine obüs sistemlerinin maketleri var. Yani Çinliler özellikle bu noktada bayağı güçlü gelmişler füze sistemleri konusunda ama tabii küçük çaplı maketler var çoğu. Füze sistemlerinin kendisi gelmediği için de hepsi maket oluyor gerçi. O konuda bir absürtlük yok ama diğer araç konusunda da, yani büyük araçlar noktasında burada çok maket var.
Bunlar yine Çinlilerin çeşitli ürünleri. Evet, tank savar füzeleri noktasında işte biraz iddialı gelinmiş. Bakın burada direkt bir iyi bir mock-up var. Bizim 3. nesil dediğimiz top atak yapabilen bir, olabildiğince Javelin muadili bir füzenin mock-up'ı. Politeknoloji. Çok şirketiydi galiba. Evet. Minyatür güdümlü füzeler bizim Roketsan'da da vardı, hatırlarsınız çalışmalar. Bunun da küçük bir atıcısını yapmışlar. Yani drone'dan falan atmak yerine. Tabii bu çalışıyor mu, örneği var mı birebir bilmiyorum. Sormak lazım. Yine man portable bir tank savar füzesi, daha büyük boyutları da. Öyle aile devam ediyor. Şurada zaten direkt bir silah kulesi versiyonu var. Wireless Image Homing Processing Grid Missile. Enteresan bir ürün ismi. Ürün açıklaması olmuş. Görüyorsunuz. Bunun broşürünü alalım. Bu önemli bir ürüne benziyor. Daha doğrusu enteresan bir ürüne benziyor. Güzel de broşür var. Atış görüntüleri vesaire de var içinde. Evet. Kamikaze İHA'lar yine Norinco'nun. Norinco zaten Çin'de en büyük savunma şirketlerinden biri. Modüler multiple launch rocket sistem denilmiş. Evet. Zaten sistemin maketi burada. Bizim Roketsan'ın da benzer bir çalışması vardı. Hatta ürünü var, hatta çalışması değil de bir atıcıdan farklı füzeleri atabilmek. O da Çin yapımı uçakların maketleri var. Görünüyor. Bunun için yapımı savaş uçaklarının maketleri var. PC-31 CH-7E B-15A. Evet, yine havadan karaya füze sistemleri. Bu Blue Arrow ailesini biz şeyde çok görmüştük. Wing Long dediğimiz sınıftaki İHA'larda çok gördük. Evet, havadan karaya füze sistemi. C-102 antiradyasyon füzesi, bakın burada. Önemli bir ürün. Burada yine daha büyük boyutlu anti gemi füzesi var. Ki bu bayağı kritik bir ürün Çinler açısından. Daha küçük çaplı anti gemi füzeleri de var. Çinler genel olarak en küçükten en büyüğe her şeyi üretebiliriz modunda bir giriş yapmışlar fuara. Görülebiliyor. Yani şu şeye bakarsanız, yani anti gemi füzesi deniyor. Birebir modeli ve ne kadar büyük olduğunu şuradan pay biçin. Geri gidelim, 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 gidelim. Evet, şu ortadaki mavi olan bizim atmaca boyutlarında bir füze. Yanlış hesaplamıyorsam evet, hemen hemen atmaca boyutlarında. Ve boyut farkına bakabilirsiniz. Yani böyle devasa bir füze üretmiş Çinliler. Yine Çinli'nin gemi tasarımları. 4000 ton fırkateyn. Çinliler genelde böyle yazıyor. Kalkıp da hani ürün kodu falan vermiyorlar. Ben de çok anlamış değilim. Böyle yaklaşıyorlar durumlara. 6000 ton sınıfı bir fırkateyn tasarımı. Çok sayıda VLS var. Radarlara bakıyorum. Da radar dizilimi, önde ISA radarları var. Ama diğer radar noktasında hani aydınlatma radarı vesaire ya da arka tarafta köprünün arka tarafına yine radar koymuşlar. 360 derece bir ISA kapsaması var ama tek radar mı var? Yoksa bir radar üzerinden farklı bantlarda çalışabiliyorlar mı? Çok anlayamadım. Çok fazla, çünkü farklı bir radar gözükmüyor gemi üzerinde. Şu en üstteki belki SATCOM değil de radar domuysa ayrı bir taş noktası olabilir. Evet, buraya gelelim. Yine burada 1500 ton sınıfı light fırkateyn var. Bir light fırkateyn, 2000 ton sınıfı light fırkateyn ve evet, Çinlilerin büyük amfibi hücum gemileri görülüyor şu anda bu. Bunların yan yüzeyleri. Böyle 3 tane helikopter var. Helikopter hangarında da diğer taraftan daha detaylı bakarız. 2 tane gördüm ben ama yine büyük bir amfibi taarruz gemisi var, amfibi hücum gemisi var.
Evet. Zaten bunlar da çıkarmada kullanılan süratli gemiler. Burada amfibiyum gemisinin iç detaylarını da görebiliyoruz. İşte tanklar var, önde zırhlı araçlar var. Hafif tank olarak orada koyulmuş mesela. Helikopter hangarında da iki helikopter görünüyor. Üç helikopter de toplam inebiliyor. Piste de taşıyabilirler. Evet, Çinlilerin elektrooptik sistemleri, devasa elektrooptikler var burada. Bayağı büyüklerinde. Şurada kendini çekebilirim sana. Kara arama radarı muhtemelen bizim acar benzeri çeşitli donlar var. Burada yetkili bir abimiz geldi. Orası hareketli. Tabi standta bunlar da. Evet, full scale bir hava savunma sistemi maketi var. Bu Çin'in Panzer muadili sistemi. Bu sisteme de bayağı güveniyorlar açıkçası. Bunun testleri vesaire yapılıyor, paylaşılıyor. Eğer gerçekten başarılı bir sistemse Orta Doğu pazarında iş yapar. Çünkü Panzer'in lakabı, ünü vesaire bayağı kötü etkilenince mecburen farklı sistemler pazarda hareketlenecektir. Evet, bu da Çinlerin yine radar, elektronik harp vesaire birçok sistemini bir arada görüyorum. Bakalım bu Kuvant iletişim. Pardon, Kuvant jamming sistemi. Yine çeşitli jamming sistemleri var burada Çinlilerin. High power jamming sistem. Komuta kontrol istasyonu bu jamming sistemlerinin. Yani radar gibi yapılmış. Bakın görünüyor. Baktığınızda belki radar diye algılayabilirsiniz ama bir jamming sistemi bu da. Bu da hafif iletişim. Yani anti-UAV için bir jamming sistemi. Ve burada çok daha büyük boyutlu bir anten yapısına sahip radar var. Alçak irtifa surveillance radar demiş. Evet, yine bunlar da anti-İHA sistemleri görüyorsunuz. Lazer savunma sistemi. Bizim Pakistan'ın Alkas'ının muadili gibi bir sistem diyebiliriz. Hava savunma lazer sistemi var. Yine bir tane daha burada. Skydump isimli bir yine drone savunma sistemi araç. Burada full scale bir şekilde bunu görüyorsunuz zaten. Evet. Nereye gidiyoruz? Burada Çinlilerin yine insansız hava aracı sistemleri var. Ne varsa mühimmatları yüklemişler. Zaten Minkokları da böyle sattılar. Kanatlara mühimmatları yüklediler, sattılar. Ondan sonra insanlar 2-3 sene kullanıp envanterden çıkardılar yani ülkeler. Birçoğunu. Çok uzun ömürlü oldu. Burada Minkok'un Minkok 2SA demiş. Suudi Arabistan'ın şimdi bir versiyonu sanırım. Sana teklif edilen veyahut da ihraç edilen bir versiyon. Ben burada fuarda gördüklerimi yorumluyorum. Detaylı analiz vesaire yapacak vaktim olmadığı için. Bu sadece vakitten değil tabii. Bunun yanına şey de var. Radar Arabiye. Her şeyi hatırlamak mümkün olmuyor. Çok fazla sistem, çok fazla firma var burada. Mesela bu Almanların Skyguard sistemi. Şurada Boxer üzerinde yine bir sistem var. Burası büyük ihtimalle Arap bir yerel partner firma. Bu tarz çok fazla partner firma var Araplarda. Yani bir yurtdışı şirketin satış haklarını vesaire buradaki işleri onlar yürütüyor. Genelde bu şekilde bir anlaşma metodolojisi yürütülüyor aslında. Bu sadece Alman firmaları için, Türk firmaları da aynı şekilde artık iş yapıyorlar. İşin yöntemi bu. Buralarda iş böyle yapılıyor. Burada insansız deniz araçları var bakın. Taşınabilir bir çok rollü insansız deniz aracıymış. Bu arka tarafta yine karakol görevli bazı insansız deniz araçları var. Evet, Thunder A2000. Taarruzi insansız deniz aracı bayağı büyük boyutlu bir şey galiba bu. Çünkü dikey atım sisteminden füze atıyor. Görüyorsunuz burada şey var. Kamikaze İHA fırlatabiliyor. Ya da bu kamikaze İHA, evet. Evet, ISR ve taşıma amaçlı bir insansız sualtı aracı. Mayın avlama aracı. 20 tonluk çok rollü bir insansız deniz aracı. Yine burada 300 tonluk bir insansız deniz aracı var. Burada da full scale bir insansızlaştırılmış araç galiba bu. Gerçi bakmadım ön tarafına ama.
hani sergilenecek başka türlü bakalım. Evet, burada unmanned equipment içinde zaten sergileniyor. Evet, USV yazılımı S-45. Araç da bu. Şimdi evet, şu an sadece salon 3'teyiz ve salon 3'ün yarısını bile gezemedik. Fuarın tamamını gezdirmeye çalışacağım ben. Büyük ihtimalle bir güne sığdıramayacağım ama vaktim geldi oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir yandan da fuardaki görüşmeler ve fuardaki gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum. Evet, bir insansız hava aracı firması daha Çin'de. Çin'de elinizi sallasanız insansız hava aracı firmasına denk geliyorsunuz zaten ama adamlar alt sistem olarak da bu kadar çok ürün gerçekten üretiyorlar. Kızamıyorum da yani. Bu endüstriyi besleyecek alt sistem üretimine de sahipler. Bakın komuta kontrol sistemi var burada bir tane. Yine mesela Çin standının daha demin gezmediğimiz kısımları burada radar vesaire de var. IFF sistemi mesela var. Çinlerin burada sergileniyor. Yine avionik sistemler var. Uzun menzilli bir erken uyarı radarı var burada. Yine burada çeşitli radar böyle sistemleri var. Bir elektro-optik kamera sistemi gördüm şurada. Burada bayağı bir büyük bir stand var bunun. Bakalım. Evet, bunlar komuta kontrol, elektronik sistemler, radar jamming sistemleri vesaire birçok şeyi burada tek parkta görebiliyorsunuz. Surface to Air radar jamming sistem şurada gözüküyor. Çinliler bu tarz ekipmanlar konusunda oldukça mahirler. Ama ve lakin kabiliyetleri ne derece ileri çok göremiyoruz. Çünkü bu tarz kabiliyetler ürünlerin açıklanan özellikleriyle veyahut da burada sergilendiği kısmını asla bilinemez. Özellikle elektronik harp sistemler olduğu için gizliliği yüksek sistemler olduğu için. Ancak ve ancak ürünler gerçekten üretildiğinde diyoruz. Yine burada bir elektronik kamera gimbal sistemi ünitesi var. Evet, bizim Savunma Sanayi Başkanlığı'nın pavilyonu var burada. Bizim yerli şirketlerimizde küçük küçük alanlar ayrılmış Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından. SSB bizim şirketlerimizin ihracatını geliştirmesi için bayağı bir girişimde bulunuyor. Hem burada görüşmeler sağlıyor, hem kendi bir pavilyon ayarlıyor Türk şirketlerin bir arada bulunması için. Hem de bununla beraber yani Suudi Arabistan'daki partner şirketlerle görüşmeler olsun, partner şirketlerde yer alma olsun. Oralarda ciddi anlamda bir destek sunuyor. Evet, CD'nin Satcom'la bununla ilgili de yine bir görüşme gerçekleştirmiştik. Hatta bir söyleşimiz var. 3iOS. Bu da yine görüşme optik sistemler. Bizim şirketimiz. YDS. Simsoft. PTR. Fuarda yer alıyor. Evet, Altınay'ın standı var burada. Altınay'ın drone'unu görüyorsunuz. Bu C75 yeni ürünü Altınay tarafından. Şurada hatta patlayıcı taşıyan yine yeni bir ürün Altınay tarafında, şey Dassault tarafında. Kritik bir ürün aslında, bu da küçük boyutlu ve olabildiğince gelişmiş. Yıldız, yar, Pullman koltuk sistemleri. Bunlar daha orta ve küçük ölçek şirketlerimiz bizim. Karmetal. Bizim büyük şirketlerimizin bulunduğu, bir arada bulunduğu salon 1'i de gezeceğiz biz. Orada büyük büyük standlarımız da var. Boy gösteriyoruz. Burası daha çok SSB'nin pavilyonu diyelim. Evet. Burada zonda.co yerel bir şirket, partnerlik şirketlerinden bir tanesi. Görüyorsunuz burada çeşitli mühimmatlar, güdüm kitleri vesaire var. Bunların birçoğu yurt dışında üretilen
İtiş şirketlerle ortak çevirmişler. Mesela şu tarafta Brezilya bayrağı falan var, görüyorsunuz. Bu tarz Suudi Arabistan'ın çok sayıda partnerlik şirketi var. Jet Engines Industry demiş. Suudi Arabistanlı bir şirket bu da. Yanlış görmüyorsam. Çeşitli tasarımları var. Orada bir hatta ürün de koyulmuş. Street Group, sırtlandırma hizmetleriyle özelliklerini çıkan bir şirket burası. Taurus isimli bir savunma şirketi burada. 900 metre bir otomatik tabanca var. Burada Kalashnikov mermisi. Ne kullanıyor bunlar? Şu üstteki, evet. 39 ama AR tabanlı. Enteresan bir bileşim olmuş. Şarjör çok iyi. Yine bir tane 556-45 kapasiteli var. Northrop Grumman. Yani koskoca Northrop için çok mütevazi bir stand olmuş diyebiliriz. Dünyanın parasını kazanıyorlar Suudi Arabistan'dan. İnsan biraz daha düzgün bir stand açabilir. Bu işler böyle ama. Ekim'in gidiği belli olmaz. United Defense. İnsansız sistemler var burada da. Şirketi var. Dışarıda da araçları vardı. Yanlış hatırlıyorum. Evet, araçları var dışarıda da. Uzay ile ilgili bir alan. Burada bir uydu maketi var. Bu uydu neymiş bakalım. Enteresan oldu. Suudi Arabistan'ı şimdi geliştiriliyor acaba. LM2100 uydu projesi. Burada baya baya bir ürün daha var. Çeşitli Suudi uydu çalışmalarının önemli aşamaları. Bu da örnek ürünlerden biri. Denel, Güney Afrikalı. Çok ünlü bir şirkettir. Çok sayıda ürünü vardır. Değerli kabiliyetleri var. Kai, Kore Havacılık Endüstrisi'nin oradayız. Burada KF-X'in bir KF-21 oldu gerçi şimdi. Görüyorsunuz bilgilendirme panosu ve mockup'u var. Konsepti anlatan bir şey var. Burada Unmanned Fighter ve çeşitli kullanabileceği insansız sistemleri yer alan bir konsept var. Artık iş oraya gidiyor. Uçağı üretmek, bir savaş uçağını pazarlamak, evet çok önemli, çok zor ama savaş uçaklarını pazarlarken artık bir konsepti, eskiden de böyleydi belki, konsept pazarlıyordu ama artık bir ürün ailesi olarak, insan sistemlerle paketlenmiş, yer kontrol, komuta kontrolü daha kritik bir ürün ailesi olarak bunları desteklemek lazım. Mesela burada hem KF-21'i hem PA-50'yi gördüğümüz, aynı zamanda insan sistemleri de yönetebildikleri bir konseptin ailesini görüyoruz ki bu çok değerli. Ablamız izin verirse şuraya da çekelim. Evet. PA-50 ile beraber yine bakın altında bir sniper pod var. Burada hem havadan yere füze, hava füzesi AIM-9 var, hem de lazer güdümlü bir bomba var. Bu tarafta kanat altlarında aynı şekilde KF-21 dolu çift kişilik bir KF-21 serisi var burada. Yine Kore Havacılık Endüstrisi'nin helikopter ailesi var. İnsansız taarruz, insansız kamikaze araçlarla desteklenmiş bu da. Bakın altını istiyorum. Yani helikopterleri de aynı şekilde bir konsept dahiline yerleştirmeye çalışıyorlar. Burada bir projeleri vardı. Yani, MAMT yani Man Unmanned Teaming System, yani insanlı insansız takım işbirliği ya da insansız sistemsiz işbirliği dediğimiz bir şey var. Yine light silahlı helikopter dediğimiz şey burada diyor. Bir konsept burada var. Yani Kai doğru yolda. Hatta Next Generation Aerial Combat Systems dedikleri bir, yani tamamıyla gelecek tasavvurlarını belirttikleri bir konsept tablo da var burada. Bu çok değerli. Hatta bu tablonun diğer açıdan da ben göstereceğim. Şurada gözükmeyen kısımları var mutlaka yüzünden. Yani bu gerçekten çok önemli bir gelecek anlayışlarına yönelik Korelilerin şeyleri görmek için.
mühim bir grafik. Uydu sistemleri var. Burada uydudan alınan örnek görüntüler var. Görüyorsunuz. Şu bir SAR uydusu. Bizim de SAR uydusu projemiz vardı ama pek bir ses çıkmadı. Son dönemde ne oldu bilmiyorum. Hayin'in bir insansız hava aracı. Görüyorsunuz, kargo için yapılmış. Evet, Korelilerin MCX isimli kargo ve nakliye uçak projesi. Açıkçası Kayı'ya çok özeniyorum. Hem bizden daha ilerideler şey noktasında, hani savaş yanı uçurma noktasında vesaire bayağı ilerlediler. Hem diğer projeleri de oldukça ayakları yere basıyor. Burada Lentatech var. Lentatech'in bu sistemi, karayel dediğimiz sistem yani. Suudi Arabistan'a ihraç edilmişti. Burada bir de altında hatta ekstra bir pod daha eklenmiş Sarıdere'de. Burada bizim kargı var. Kargının kameralı mock-up yine burada da var. Üçlü MAMC taşıma salonu ve karayel. Burada Lentatech. Evet, buradan dönüyoruz. Bu tarafa doğru ve bizi çok enteresan bir şey karşılıyor. Görüyorsunuz şurada. TAHAT dediğimiz hava savunma sistemini görüyoruz. Bu oldukça önemli. Niye önemli? Çünkü Suudi Arabistan TAHAT müşterisi bir ülke. TAHAT Amerikalıların öyle herkese çok satmadığı sistem. Tabi burada sanırım bu firma TAHAT ile ilgili bir alt tüzüncülük yaptığı için bunu burada sergiliyor. Made in TSA demiş. Ha, projede şu gördüğünüz launcher tarafında Suudi Arabistanlı bir şirketin katkısı varmış. Onun için burada sergileniyor. Güzel. Şu tarafta Baykar vardı. Oraya bir uğramak lazım. Şurada bir motor görüyoruz. Bu hangisi? F110 mu acaba? Suudiler F110 kullanıyordu. Bunun dışında ne var burada? Niçin bu motor? TB199 diyor. Tornado için. Ha, Tornado'nun motoru. Evet, doğru. F110 zaten böyle değildi. Son. Biz askeri fabrikalarda bunu görmüştük. Askeri fabrikalara belki yayında paylaşırsak onu da inşallah aktarmış olacağız. Evet, Baykar'ın standıyız. Baykar'ın dışarıda tam boyutlu bir uçağı da var bu arada. Şurada akıncı şeyleri, burada Baykar'ın. Bu çok kritik bir video aslında. Baykar'ın anlık haritalama yönetim merkezleri. Mesela bu yangın yönetim merkeziymiş ama yazılım tarafında görüyorsunuz. Ha, nerede? Nereyi görüntülüyor? Haritalamada bunu anlık olarak, 3 boyutlu olarak gösteriyor. Asıl değerli kabiliyetler burası. Platform yapım kısmı değersiz demiyorum, yanlış anlaşılmasın ama platform yapım kabiliyetlerinin değerinin arka tarafında bir Buda yatıyor. Platform başarılı kılan önemli şeylerden biri bu. Zaten Selçuk Bey de buna çok kez dikkat çekiyor. Görüyorsunuz. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı standı. Burası. Burada bir Buda sistemi var. Navantia. Navantia bize yabancı değil. Navantia'yı biliyorsunuz, bizim Anadolu'da da partnerimiz derdi. F110 dediğimiz bir gemi tasarımı. Ben bizim Anadolu'ya beraber küçük bir adet alınabilse miydi diye düşünmüştük bir ara, hatta beyin fırtınası olarak Türkiye düşünmüştü. TF2000 gelene kadar muhtemelen biraz daha bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Evet, Dassault şu tarafta. Jamla Holding. Evet, Rafael maketi. Nikalar vesaire yüklü, görüyorsunuz kanat altında. Vay vay vay. 1'e 5 modeliymiş. Bizim salona güzel yakışır aslında böyle yapmak. Thank you.
Evet, Saab. Saab'ın havadan erken ihbar uçağı kullanıcısı aslında Suudi Arabistan'da, müşterilerinden biri yani. Halihazırda mevcut, belki yeni versiyonunu pazarlamaya çalışıyor olabilirler. Belki bir kesim çalışıyorlardı da. Eraf, o da Suudi bir şirket. Mühimmat bu tarafta var. BA Systems'ın da bulunduğu bir alan var şurada. Bu ortaya toplantı alanı gibi bir şey yapmışlar. Bu güzel olmuş. Bu aralara aslında ara dinlenme yerleri koymak lazım. Bizler de her yeri stand dolduracağız diye tabii öyle şeyler çok düşünülmüyor ama. BA Systems. Evet, çözümleri. Evet, Raka sekreti yönetimi. Bir drone şirketimiz daha var. KAM 81, 81 mm havanı kamikaze İHA'ya çeviren bir ürün. Konsept. Enteresan bir konsept. Ne yalan söyleyeyim. Yine havan bırakan biri drone konsepti. Bunlar çok bol bol görüyoruz zaten birçok fuarda ama şu 81 mm'yi böyle hap başlı bir tak çıkaralım dedim. Biraz enteresanmış. Singapur bayrağı da var galiba burada. Singapur bayrağı olabilir. Evet, bu arabalar niye burada derseniz. Zırhlandırma klasik. Orta Doğu zırhlı araç pazarı çok gelişmiş olduğu için. Evet, 40 dakika oldu. Hala tek bir holdeyiz bu arada. Bu holi hala geziyoruz. Açılış. Evet, arka taraftaki bahçeye çıktık. Evet, açık alan. Açık alandan sonra gezeceğim. Bak, burada Türk yıldızlarımızın pilotları var. Türk yıldızları da burada gösteri uçuş yapıyor. Milli Savunma Bakanlığımız da buraya katılım sağlıyor. Çünkü. Gerçi her Milli Savunma Bakanlığı katılımı da olmuyor tabii ama burası önemli bir pazar. World Defense Show'da bayağı büyük ve önemli bir ufuk var. Burada şey de var. Yani şey olarak düşünmeyelim. Birleşik Arap Emirlikleri'de, Suudi Arabistan'da böyle bir ülkesi diye. Bir kendi aralarında rekabet de var. Ciddi bir anlamda rekabet var. Kur anlamında bir rekabet çalışması da var. Ve burada karşımızda çıktı. Şimdi baştan başlayalım. Yine Çinlilerin bir insansız hava aracı. VL-10B. En başta bizi geliyor. Altında ton bir ton mühimmat var. Klasik Çin işi her şeyden bol bol. Ortaya karışık gibi abi. Arkada Brezilya'nın Embraer'in nakliye uçağı var. KC-390. Biz bu uçağı zamanında ortaklık teklif edilmişiz de kabul etmemiştik. Ama ihtiyaçlarımız da var. Bakalım ne yapacağız. Kargo uçağı ihtiyacını bilmiyorum. Ve Akıncı. Altta Tolun var. Mamle var. Bozok var. Teber var. Roketsan. Aselsan. TÜBİTAKSAGE. Allah ne verdiyse. Var. Lazer güdüm kiti var. Bakın. Arkada CATS koyulmuş. Onunla dikkatinizi çekin. Burada. Evet, Akıncı. IL-76MD-90A da yanındaymış. Bakın, Ruslar da pazarlamaya devam ediyor. Pis etmiş değiller. Tabii kim ne kadar alıp gidiyor. Gerçi alınabilir de yani. Platform performansına bağlı. Burada yine Embraer'in Super Tucano'su var. Suudiler bu müşterisi miydi tam hatırlamıyorum. Sanki sadece 390'ı sipariş verdiler de. Evet, burada bir Apache var. Burada bir yine helikopter, Airbus'un görüyorsunuz. Chinook var, Sikorsky var. Sikorsky'nin marine versiyonu, deniz versiyonu var, Seahawk versiyonu var. Allah ne verdiyse. God bless you. Yapmışlar bak. Longbow radarı da var bu Apache'nin. Evet.
Chinook helikopteri var. Bahçeye bir de bu taraftan bakalım. Chinook. Skorsky E3 var arkada. Suudi E3'ü. Suudiler E3 kullanıyoruz aynı zamanda. Hem sabun havalandırma aparatını kullanıyorlar hem de E3 kullanıyorlar. Görüyorsunuz. Royal Saudi Naval Forces deniz karakol helikopteri. İşte burada F-15 var. Çok güzel uçak da işte. Bize nasip olmadı. E3 var. Bizim milli muharip zaten başta biraz F-15 rakibi gibi olacak. Hem çok yük taşıması açısından hem biraz daha erken aşamada biliyorsunuz 5. nesil özelliklerin bazıları olmayacak. 4.5 gibi olacak. İlerleyen zamanlarda inşallah daha da kabiliyetlenecek. Yine Suudilerin arkada şey var, bu yakıt ikmal uçağıydı galiba. Tam göremiyorum ama yakıt ikmal diye şey yapıyorum. F-15'imiz var bizim burada. F-15SA. Altında podları da var bunun. Sniper pod falan da var. Tornado var. Suudi Tornado'su. Yine Suudi F-15'i bir tane daha. Vizyon 2030 boyaması var bunların. Bu da güzel. Kolum da ağrıdı. İyi mi? Eurofighter. Bunun önümüzde de bir tane şey var. Eurofighter'ın mock-up'u var tam boyutlu. Onun içinde Trench 4 versiyonunun şeyi de var. Kokpiti falan da var. Onun fotoğraflarını çekmiştim. Videosunu çekemezsem tekrar fotoğraflarını bir yere ekleriz videonun. F-15S modeli bu da. Vay 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 vay. JF-17 var karşımda. Şu arkada iş jetleri vesaire var. Görüyorsunuz. A400M bir tane orada arkada kalmış ya, zavallıcak tek başına. Orada sanki bir tane daha mı A400M var? Harbiden bir tane daha A400M var. Bunlardan. Bu arada burayı ben de ilk defa geziyorum sizle beraber. Fuar zaten o kadar ki. Her yeri ikinciye gezebilecek mi onu da bilmiyorum yani. JF-17 ve mühimmatları. Ve ASEL podumuz var orada, dikkatinizi çekerim. İngiliz Hava Kuvvetleri'nmiş bu arada A400'ün. ASEL pod. P-bomb. 6 kiloluk bomba mı var şeyde? JF-17'de. Onu bilmiyordum, enteresan. Albatta bizim kadar gülüm fitini benziyor. Yine burada C-802 bakın. İçeride de görmüştük. Süperm uçak. Bundan biz de aldık. Evet, burada İspanyol NH90'ı var. İspanyol mu? İspanyol değil, Katar'dır bu ya. İspanyol niye dedim ki ben? Onu da bilmiyorum. Yaşlılık. Katar doğru. Gözlerim de görmüyor. Hep yorgunluktan. Diğer A400M de İngilizlerin. Bu tarafa dönelim. Ve A10 var burada bir tane. Bildiğimiz A10. Yani pazarlama falan işte bir gün gövde gösterisi mi oldu artık? Amerikalılara ricam ettiler. Ne yaptılar bilmiyorum. Kimsenin A4, A10 tedarik edecek, edebileceği de yok. Daha üretmez zaten. Üretim hattı yok. Amerikalılar da materyalden çıkaracak. Bir tane daha şurada. Amerikan ordusunun Skorsky'si var. Ve yılların A10'u. Bu da bu arada uçuş yapıyor. Uçuşunu çekebilirsem çekeceğim bunu da. Bir F-16 var. Yine Amerikalıların F-16'sı. Hey yavrum hey. Aslında bunlarla sohbet etmek lazım. Güzel bilgiler veriyorlar. Amram var dış kanatlı şeylerde de bak. Selam verdik, selam aldılar. Neşeli adamlar. Evet, burada. Sniper kodlu bir F-15'imiz daha var. Maşallah, sniper koddan parayı vurdular. Güzel satıyor adamlar. Amerikalıların bir S-70'i daha var. Arkada bir tane C-130 var. Şurada. Görünüyor. Orada bir C-130 daha var. Bakın. C-130, C-130, S-70. Allah'ın hesabı. Burası baya baya havacılık meraklıları içinde bir güzel bir şov alanı. Bir S-70'imiz daha var. Bu da yakıt tankı falan da var bunun. Bunu görüyorsunuz. Şurada bir Apache daha var. Suudi Apache'si.
Bunun yakıt tankları var. Suudilerin. Bu özel operasyon konsepti şey, Amerikalıların özel operasyon versiyonunu şeyleri ne benziyor? Esirmişlerine benziyor. UH'ya atmış diyor. Gerçi onlar kodlamada da. A4 bizim uçuş yapıyor şu anda. Evet. Şurada bizim Türk yıldızları ve çeşitli F-15 şeyleri daha var. Onlar geçebiliyor oraya. Onlar uçuş yapıyor büyük ihtimalle. Eurofighter falan da var orada. Acaba arkadan geçiyor. Bir daha bakıyorum. Arkadan da geçiyor galiba. A4 bizim uçuyor bu arada. Bakın F-16 üstünden A4 bizim uçuyor. Evet. Suudilerin gösteri ekibi. Havk uçakları. Şu arkaya evet bu alana girmiyor ya. Bunlar uçuş yapan uçaklar olduğu için yanına yaklaşamıyoruz. Burada Suriye'de statik alanda Eurofighter getirmemişler. Bir tane iyi boyamalı var sadece. Normal Eurofighter'lardan da getirselermiş iyiymiş. Evet dış alan bu kadar. Yani geri kalanı da sonra çekerim inşallah. Bakalım. Salon 1'e kesin girmem lazım. Türk firmaları var zaten. Beni topa koyarsınız. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Evet biz az önce salon 3'ü gezdik. Şu binayı böyle komple gezdik. Ondan sonra şimdi sırada salon 1 var. Buradan içeri giriyoruz. Salon 1'de bizi bir zıplı araç karşılıyor. Görüyorsunuz bu tarafta Kia var. Kia bildiğiniz otomotiv markası olan Kia'nın kendisi, ta kendisi Güney Koreli. Ve burada Kia'nın hem taktik bir askeri nakliye aracı ve yine bizim özellikle Hummer olarak bildiğimiz Humvee'lerin Kore versiyonu, Kore muadili diyebileceğimiz bir 4x4 zıplı araçlı zıplı aracımız var. Taktik tekerlekli. Burada ürünün videosu dönüyor ve sol tarafımızda bir motor var. Bizim Altay tankının motoru konusunda da yakından tanıdığımız bir şirketin. Evet, Koreli motor üreticisi. Görüyoruz. Onun standının oradayız. Bu bildiğimiz bir tank motoru. 1500-1700 beygir sınıfındaki bir motor ve bakın burada görüyorsunuz bir insan ile arasındaki boyut farkı. Mesela şurada tankın o tank motorunun özellikleriyle ilgili bu soldaki, az önce gördüğümüz soldaki özelliklere sahip STK 15. Burada 20 mm bir silah sistemi var. 3 namlulu. Burada silahlar var. Korelilerin üretmiş olduğu. Yine burada bir makineli tüfek var. Korelilerin üretmiş olduğu görüyorsunuz. Bomba atar. Var var. Burada SNT'nin tarihten itibaren ürettiği yadi tüfekleri var. M16A1, K1A1, K2. İşte mesela 2001'e geldiğimizde K7 makine tüfeği denilmiş ve çeşitli sistemler. 2024'te K13. Burada yine çeşitli Kore'nin ürettiği silahlar var. Orada görüşürüz. Seyitle görüşmez. Yine bir oturma yeri daha. K9 obüsü, Hanma'nın. Bu obüsü yakından tanıyoruz biliyorsunuz. Fırtına'nın kardeşi. Burada modüler barut hakları var. K9'u şöyle biraz daha tam açıyla göstermeye çalışayım. Hanma. Evet. Oldukça büyük bir obüs K9. 52 kalibre topuyla. Görüyorsunuz. Daha şöyle geniş açılarsa geçersem kadraja daha rahat sığdırabilirim. Evet. Tekrar ana lense dönelim. Ve evet. Burada Hanma'nın yine dahil olduğu projelerden görüyorsunuz. MFR1 radar. Uzun menzilli arama radarı solda. Ortada
bir silah tespit radarı, yanlış anlamadıysam, ya da çok rollü radar anlamına gelen bir kısaltma. Bakayım, evet, multifunction radar, çok rollü bir radar sistemi var. Anti-drone sistemleri var sağ tarafta. Burada evet, hava savunma sisteminin yine parçaları, Hanma'nın bir sergilediği motor, mukapı. Burada Hanma'nın komuta kontrol ve savaş yönetim sistemlerinin yönelik bir videosu var. Bu ilgi çekici bir video açıkçası. Küçük sar uydusu denmiş. Portable. Bir şey var burada. Burada bir IS radar var. Bu insansız hava araçları için. Soldaki, ortadaki çok rollü bir nasıl söyledim bu? Gözetleme radarı denilebilir. Yine bir Unix sistem. Koreli abilerimiz burada konuşuyor. Ve geçelim. Burada yine KF-21'in IS radarını temsil eden bir sunum görüyoruz. Bu tarafta da işte insansız hava araçları vesaire, bunları sunuyor. KF-21 anahtar şeyler diyoruz. Panelden, panelden ne görüyoruz diye bakıyorum. Bir şey gördünüz herhalde. On diyelim. Buradan ilerliyoruz. Hanma'nın zırhlı araçlara yönelik ürün ailesi 8x8 Redback ve Tigon ailesi. Bu paletli olan Redback. Burada Tigon ailesi var. Şu an bastığımız her yerde ekran zaten. Yerde ekran. Evet, Hanma'nın yine bir güdümlü tank savar füzesi çözümü. Kumho muydu? Kumho galiba okunuşu. Bir çok namlı roketler sistemi. Hanma'nın balistik füzeleri burada görüyorsunuz. Mesela bak, şöyle gösterebiliriz. Burada Hanma'nın bir denizaltı çözümü var. Balistik füze atabilen bir denizaltı konsepti. Şurada torpido tüpleri ve burada da balistik füze var. Arkada bir insansız sualtı aracı konsepti. Burada denizaltı arama kurtarma gemisi var ve yine insansız bir konsepti var. Gidelim. Dırkım sistemi var burada bir adet ve IRST var. Hanma çok rollü bir şirket, çok sayıda ürünü hem üretiyor hem geliştiriyor. Burada BMC standı var. Karşısında MK var. Boranobüsü bizi karşılıyor. Boranobüsü biliyorsunuz ihraç edilmişti. Aslında çok ciddi bir ihraç kalemi Boranobüsü de. Burada MK'nin keskin şan tüfekleri var. 12-17 milimetre. Şeyimiz de burada Yavuz. Ve burada bizi uçak karşılıyor. Evet, taarruzi mayınlama sistemi uça. Da tabi ekrana sığmıyor. Yine geniş açı lense geçmemiz gerekecek. Hazır geniş açı lensteyiz. Şöyle yakından şunları gösterelim. 155 metre ramjet etkili obüs mermisi. 155 metre landing, yani süzülebilen güdümlü obüs mühimmatı. Büyük ihtimalle fırlatıldıktan sonra belli bir yerden sonra kanatçıklar açılıyor ve süzülüyor. Bu sayede daratma manevra yapabiliyor. Hedefini tas bir şekilde vuruyor. Evet. Görüyorsunuz, küçük bir havadan bırakılabilir mühimmat. Hatta arkasında küçük bir pervane bile var. Enteresan bir mühimmat olur. Kapsül dronlar, atak mod dediğimiz şekilde saldırı modları da varmış. Burada hatta videosu dönüyor. Havanda da asılı duruyor. Böyle yukarıdan halleri görülüyor. Burada tapa seçenekleri var.
Yine Ongsan'ın mühimmatları, mühimmat seçenekleri burada görülüyor. Çok sayıda mühimmat seçeneği var hemen hemen. Baksanıza bütün kalibreler neredeyse var. 105 mm. Evet. Bir geniş açı yapalım, yaklaşalım birazcık. 105 mm tank mühimmatları var. 120 mm tank mühimmatları var. 155 mm obüs mühimmatları var. Burada görüyorsunuz Hongsan'ın. Bu tarafa dönelim. Evet. Burada ulak kama var. Ulak kama. Biliyorsunuz sarf edilebilir. Kamikaze deck olarak kullanılabilir. Bir insansız deniz aracı. Karşımızda BMC'nin 6 ve Kirpi 2 araçları var. Özellikle Kirpi 2 ciddi bir ihracat başarısı elde etmeyi başardı. Burasını geçelim. Evet. Varmış bu tarafta, buraya geçtik. Kokril var. 90 mm ve otokarın akrebikinin üzerinde. Yine otokar Kobra 2 aracımız var. Üstünde yine otokarın kulesiyle beraber. Kobra 2 MRAP dediğimiz, Kobra 2'nin mayına ve suya karşı korumalı gövde altı mayın koruması daha gelişmiş versiyonu. Üzerinde mızrak 25 kulesiyle beraber. Yani Kobra gibi bir araç için çok büyük bir ateş gücü. Şöyle geniş açı lense geçersek. Burada da otokar arma 8x8 var. Görüyorsunuz arma 8x8. Mızrak 30 kulesiyle beraber. Şimdi neden buradan dışarı çıkıyorum salon birden? Çünkü burada bir de otokarın araçları var. Şurada bunları da ayrıca çekeceğim. Buradan salon birden devam edelim. Daha Yasin Bey. Hayır. Hiçbir şey yapamaz. Evet, devam edelim. Burada, burayı gerçekten kesmeyeceğim videoyu. Neredeyiz? Kobra'yı yine geçiyoruz. Bu 25 metre kule inanılmaz yakışmış Kobra'ya. Söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten. Akrep 2 zaten çok yakışıklı bir araç. Gerçi bir tek benim yıldızım var aşamada ama yine de güzel bir araç. Ve burada Fars Alfa var. Bununla ilgili detaylı bir video yaptık. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Açıkçası bakın ışıldıyor. Sınıfının en iyi mayın korumasına, sınıfının en geniş iç hacmini çok daha küçük bir gövdede sağlayan, aynı zamanda çok rollü bir kuleye sahip olan bir araç. Yeni nesil havacılıklı araçlar projesinde de yarışıyor. Altını çizelim. Burada Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ana standı var. Hatırlarsınız bizim firmalarımıza sunmuş olduğu standı gezmiştik. Değersan var. Değersan zaten başarılı bir gemi ihracatçımız. Bu tasarımda farklı ülkelere ihraç etmişti. Türkmenistan bunlardan biri. Ve Gürz var burada. Geniş açı lense geçelim yine. Burada abimiz de çekim yapıyor. Geniş açı lense de bakıyoruz. Gürz Hava Savunma Sistemi. SSB standı. Savunma Sanayi Başkanı'na uğraşıyor demiştim. Bak burası inanılmaz enteresan bir alan. Burada ne var? Bizim yerli radarlarımızın modülleri dediğimiz, işte iç tarafı böyle, bu şekilde. Burada modül seviyesine kadar Türkiye üretim yapabiliyor. Bazılarını kendisi tasarlıyor, yurt dışında ürettiriyor. O da ayrı bir kabiliyet. Yine burada yerli sensörler var. Bunlar seri üretime henüz geçmedi diye biliyorum. İnşallah en kısa zamanda geçer. Bu noktada da çok çok daha kritik bir şey var. Bunların konuşmasını dinledim mühendisten. İnanılmaz büyük bir altyapı var bu altyapı sayesinde. Aselsan özellikle haberleşme muhabere noktasında tüm kontrolleri eline almış diyebiliriz. Yani şu şekilde söylemek lazım. Burada bileşen seviyesi, bakın şu kadar küçük bileşenler seviyesinde tasarım yapılıyor. İmalat noktasında işte gerek yurt dışı gerek yurt dışı kanallar kullanılıyor. Ve inanılmaz bir hem performans çıktısı elde edilmiş. Örneğin bazı konularda elektronik harbe dayanım, donanım seviyesinde gerekli olan yerlerde normalin 10 katı, 20 katına kadar yerli üretilen çeşitli bileşenlerle sağlanmış.
burada Gürz var. Aslında bu ASELSAN çiple ilgili mevzularını ayrıca bir konuşmak istiyorum ama o kadar hassas, bir o kadar gizli, bir o kadar zor meseleler ki anlatması gerçekten çok zor. İşte Tolun var. Tolun yakında atış yapacak Man in the Loop versiyonu. Lazer Güdüm kiti var. Buradan devam ediyoruz. Evet. ASELSAN'ın burun radarı dediğimiz radarı. Murad radarı yani. Burada insansız hava araçları için bir HEDET dediğimiz yani İHA elektronik harp uçağı var. Burada Aselfilir 600'ün önünde yine bir muhabere karıştırmaya yönelik insansız hava aracı konsepti var. Görüyorsunuz. Aselfilir 600. EHPOT. Hava Savaşı. Bunlar bildiğimiz projeler. Aselfilir 500 orada. Akkor ve Korhan Kulesi. Bunlar da bildiğimiz projeler. Şuradan da havan aracı ilgi çekici. Orada Pulatlar. ASELSAN'ın diğer ürünleri de üstlerinde görünmüş. Yine İSTİK sınıfı üzerindeki ASELSAN çalışmaları burada var. Gürs, Cenkes, Denizaltı. ASELSAN'ın denizaltı projeleri var. Denizaltılarla ilgili olan. Bakın burada. Burası çok kritik. ASELSAN'ın bakıyorum. Özellikle muhabere, iletişim anlamındaki altyapılarını gösteriyor. İşte IFF transponderlar var, VHF UHF radyolar, telsizler var, IP tabanlı iletişim cihazları var, el telsizleri var. Askeri yine. Bakın bu araçlara uzanıyor. Bak. Telsizler var. Geniş açı alalım. Evet. Uydu. Muhabere sistemleri, 5G muhabere ile ilgili askeri deniz radyo. Tüm ağ burada gözüküyor. Burası önemli. Bu tarafta ne var? Hemen ihtar drone savunma sistemi var. Bunu çok 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 konuştuk. Çok da kritik sistemler. Bakın bu Doruk 2 TSK'ya teslim edilmişti. Hatırlarsınız. Serhat Havan tespit radarı. Bu da çok kritik bir ürün. Droganay var. Burada bir de bu radarı biz daha önce aslında gördük İDEF'te ama üstünde hiç konuşamadık. Karaca radarı var. Bu Acar'ın yeni nesli ve KU-Band yanlış görmüyorsun. Evet KU-Band. Kritik bir ürün. Bununla ilgili aslında biraz daha detaylı çalışma yapmak lazım. Ve burada Roketsan standı. Şunu söyleyebilirim. Roketsan tarafı açıkçası geçtiğimiz yılki ihracat rakamları biraz şaşırtıcı olmuş olabilir ama önümüzdeki yıl çok daha yüksek rakamlar görebiliriz. Eğer teslimatlarda bir sıkıntı ya da gecikme olmazsa. Çünkü çok ciddi siparişleri var, çok ciddi talep var. Özellikle Çakır, İHA 230, MAM-L, MAM-T gibi ürünlerde talep olduğunu biliyoruz. Roketsan'ın burada OMTAS, L-OMTAS GM dediğimiz versiyonu Karaok sergileniyor. Burada daha kritik bir ürün var. Sungur ve Sungur'un atıcısı. Sungur'un atıcısını ilk defa görüyoruz. Çünkü daha önce gösterilmemişti. Şöyle bakabiliriz. Sungur ve atıcısı. Şöyle yakından bakalım. Burada geniş açıya geçelim. Tamamı sığmıyor. Siper blok 0. Hisar O Plus ve Hisar A Plus yan yana boyut farklarını buradan görebilirsiniz. Roketsan standında devam edelim. Burada kanatlı güdüm kitli bir teberimiz var. Teberimiz var. Arkada şurada İHA 230. TRG 300 var. MAM ailesi. Yine burada. Karşıda asfalt var. Asfalta doğru gidelim. Şu koridor şöyle gösterip asfalta doğru dönelim. Burası kalabalık. Gidelim bakalım. Burada asfaltın A400M retrofit kabiliyetlerine yönelik bir
kitimiz var. Ondan sonra Asbot, Memat, Arpan 155 mm, denizaltı yüzer havuzu, İstif sınıfı fırkateyn. Mesela bu ilginç, normalde STM standında sergileniyordu. Burada da var. PNE Milgem var. Ki bu çok kritik, PNE Milgem. Asfaltın için çünkü çok büyük bir ihracat başarısı ve proje yönetim açısından da ciddi başarı. AS3600 fırkateyn var. Bunlar asfaltın kabiliyetlerini gösteriyor. Asfaltın çok 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 fazla kabiliyeti var. Bunları anlatmak inanın çok zor. Çünkü biz hava bakım fabrikaları mesela de gezdik. Bunlarla ilgili de daha detaylı bir program yapmayı planlıyoruz. SAŞ'ın standı var. Gökbey burada sergileniyor ve yerli helikopter motorumuz TS-1400 sergileniyor. TEİ tarafından geliştirilip üretilen. Bununla beraber TEİ'nin kendi standı da var. Oraya da uğrayacağız birazdan şu arkada. Burada Gökbey'i görebiliyorsunuz. Yeni şişelense geçelim. Bu şekilde. Evet. SDT'nin standı burası. SDT'nin Fox isimli bir insansız hava aracı konsepti varmış. IREG ayar güdümlü füze simülatörü. Evet. Bizim yerli AKMİ kodlarını da SDT yapmıştı. Yine SDT'nin jammer çözümleri de var. SDT aslında çok bilinmeyen bir şirketimiz. SDT'yi daha fazla incelemek lazım. Ve burada yine bir alt sistem üreticisi var. Estonya'nın bir pavilyonu var. Estonyalıların yaptığı insansız sistemler, silahlar vesaire birçok şey burada sergileniyor. Şurada mesela Trot sisteminin bir VTOL cihazı var. Enteresan bir cihaz olmuş. Şöyle gösterelim. Burada yine çeşitli silah sistemleri var. Estonyalıların pavilyonunda. Aynen öyle. Şimdi bu tarafa döndüğümüzde ne var? Oraya bakalım. Özgür Bey yine görüşmeye gerçekleştiriyor STM'de. Burada STM'de STM500 dizaynı, lojistik destek gemisi, istif sınıfı fırkateynimiz var. STM'nin havan bırakan drone sistemi olan Boyga var. Bu bizzat sahada kullanılan da bir ürün bildiğim kadarıyla. Çünkü operasyonlarını vesaire duymuştuk. Çok da kritik bir ürün. Bu konsept daha da gelişecek. Özellikle dronlarla mühimmat bırakma vesaire. Çünkü bu şey konusu özellikle uygun mahallede işletme sağlama. TF6 ve turbofan motorumuzun burada sergileniyor. Şuradan devam edelim bakalım. Çeklerin jet motoru. Burada bu motor çok kullanılıyor bu arada. Hobi düzeyindeki bu uzaktan kumandalı hava araçlarında falan da kullanılıyor. Kamikazlerde kullananlar da var. Hensoldt Argos 8 var mesela burada. Ki Argos 8 diyorum. Argos 8 arka tarafında. Şurada arkada. Şu küçük olan Argos 8. Şu Argos 2. Şurada bir tane küçük drone konsepti de var. O da hangi ürün için orada bilmiyorum ama. Bakalım. Hensoldt'un yine burada ürünleri var. Argos 8. Bu zaten çok bilinen bir ürün. Bu tarafta. Hensoldt'un yine çeşitli sistemleri burada var. Şurada bir radar ve elektro-optik sistem var. Burada çeşitli ekipmanlar var. Leonardo. Leonardo'ya gezelim. Leonardo burada var. Leonardo'nun Hitfect MK2 kulesi. Tulpar üzerinde sergileniyor. Dışarı iyi anlattığım zaman onu da aktaracağım. Dışarısını henüz gezmedim. Burada Leonardo'nun bir Vulcano 155 mühimmatı var.
Leonardo bu tarz konularda da enteresan bir firmadır. LHD konsepti Leonardo'nun da çok açıkçası ham bir konsept gibi görünüyor. Bunu Kozan Hoca ile bir konuşuruz. Konsept niye bu kadar ham? Ben de anlamadım. Vulcano 76 bu da. Daha 155'ti. Bakın şurada. 155'lik var. Burada 76'lığı var onun. Burada bir yeni nesil hava sistemleri böyle için bir alan yapılmış. Özellikle yeni nesil hava uçağı çalışması var biliyorsunuz. Avrupalıların orada kullanılması bekleniyor muhtemelen bunların. Gerçi bu savaş uçağı için radar değil. Ama lakin onun fotoğrafı koyulmuş. Devam edelim. Evet, AI yapay zeka data merkezinin güvenliği ile alakalı bir konsol var burada. Leonardo bu. Her şeyle uğraşıyor. Uğraşmadığı iş yok. Burada görüyorsunuz yine C27J'lerin mock-up'ları var. Burada bir yandan Gunship modeli var. Bir yandan burada mühimmat taşıyan modeli var. Bu büyük ihtimalle deniz, evet bakayım, MPA, deniz karakol uçak uçağı versiyonu. ISR versiyonu ama ISR'ı başa geçmemişler, silah da eklemişler. Fincantieri'nin İtalyan donanmasının ürettiği ünlü gemi. Yani çok rollü offshore patrol vesile, yani açık deniz karakol gemisi diyelim biz bunu artık. Bir, böyle bir gemi bu ama aşırı büyük ve aşırı nasıl söyleyeyim, silahlı. Nasıl başka bir karakol gemisi olduğu tartışılır. İtalyanlar. Farklı algıları var, farklı şeyleri var. Burada yine klasik bir tasarımı görüyoruz. İtalyanların. Fincantieri'nin denizaltı çalışmaları burada var. U212. Yine burada bir mini denizaltı da diyebileceğimiz sanırım denizaltı tasarımları var. Burada özellikleri de var. Bunu Kozan Hoca'yla kesin konuşuruz muhtemelen. Periskoplarının detayları verilmiş. Torpido 5 tane tüp var. İlgi çekici dizaynlardan biri. Sarsılmaz. Yerli silah üretimimiz. Burası gündüz bayağı bir doluydu ben buradan geçtiğimde. Herkes çıkış moduna geçmiş. Burada zaten geç geliyor herkes. Suudi Arabistan'da böyle bir geç kalkma geç gelme durumu var. Giderken çıkılıyor. Ben anlamadım. Evet. PCX-30 tasarımı görüyorsunuz şu anda. Şurada aslında Fincantieri'nin konsollarına girsek bir baksak nasıl olur. Özellikle bu durum. Burada simülasyon için kullanılan bir konsolmuş bu. Simülasyon konsolu var burada bakın. Gemi sistemlerinde, deniz sistemlerinde bu simülasyon şeylerinin önemli bir pazar payı var. Peki, gözden kaçırmamak lazım. Sarsılmaz'ın silahları burada. Güzel bir stand yapılmış. Burada yine çeşitli versiyonlar var. Ansar isimli bir uçak. Enteresan olmuş. Liberik bir penetrator bomb. BL-109'u ismi oraya eklenmiş. Nexter KNDS. Bu açıkçası Nexter ünlü bilir. Biliyorsunuz Fransız şirketi. Çok ciddi kabiliyetleri var. Bu top noktasında ciddi patentleri de var. Burada 30 ve 25 ve 20 milimetre toplar var mesela. Bakın aradaki fark bu şekilde görülebilir. Burada kritik bir ürün var. Bu 40 milimetre kapsül mühimmat kullanan bir sistem bu. Kapsül mühimmattan kastımız bakın şu aşağıdaki ya da şuradaki şekilde. Mühimmatın çekirdeği de kapsülün içerisinde. Bu sayede daha küçük yapıda, daha kompakt yapıda bir mühimmat sağlanıyor. Şu da daha önce duvarda açmış olduğu bir delik. 40 CTAS diye söyleyebiliriz. Fransızlar. Mekane Denesi'nin ürünleri burada var. Küçük insan sıkar araçları vesaire. Bir kule sistemi daha var. Aşağıda arkadan mühimmat kapasiteleri de var. Hangi mühimmatla üretilebildiği görüyorsunuz. Oldukça geniş bir mühimmat ailesi var.
İşte bu mühimmat ailesine sahip olmak, bunları ihraç edebilmek, rol adetlerde istenildiği zaman üretebilmek büyük kabiliyet. Burada da çeşitli mühimmat aileleri var. Özellikle bu kapsül mühimmat kısmı önemli. Dediğim gibi bu yeni nesil bir teknoloji. Fransızlar bunun üzerine çalışıyor, bunu geliştiriyorlar. Fransız ordusunda kullanılacak. Hatta bu, bakın buradaki topta yeni nesil Griffon ailesi vesaire var. Buralarda kullanılması planlanıyor. Çok ciddi bir kabiliyet. İşte daha kompakt yapıda 40 mm bir kuleye sahip olabiliyorsunuz. Bu kapsül mühimmatlar sayesinde. Az daha düşüyordum merdivenden. Evet. 105 mm. Bizim Boran'ın muadili olan. Boran'ın da yeni rakibi. Bu topun yeni rakibi de Boran diyebiliriz. Çünkü bu eski bir top. Yıllardır üretiliyor. BBC T40 dediğimiz. Yine Fransızların 6x6 konsepti. Titus konsepti. Hiç de anlayamadığım ve beğenemediğim bir konsepti. Devam edelim. Evet. Airbus. Burada gemi çafı var. Burada gemilerden attığımız çaf biliyorsunuz. Gemilerin decoy olarak yanmak için. Airbus helikopter. NH90 NFM. NH90'ın bir denizaltı savunma harbi versiyonu. Ve VSR-700 isimli insansız helikopter. Yani bu insansız helikopter konusunda Avrupalıların bu kadar girişken olması beni şaşırtıyor. Bizimle bir rakip olamamamız henüz beni şaşırtıyor. Çünkü TB2, Anka vesaire buralardan çok ciddi bir kabiliyet gösterimini yaptık zaten. İnsansız sistemler noktasında dünyanın en mahir ülkelerinden biriyiz şu anda. Ama bu insansız helikopter konusunda da olmak lazım. Avrupalı ülkeler bunları o donanmalarında çok ciddi anlamda test ediyorlar. İlerleyen yıllarda da ciddi bir şekilde kullanıma girecektir diye tahmin ediyorum. Türk Deniz Kuvvetleri içinde yıllardır bir gemi konuştuğu İHA projesi var ama bir türlü aktif olamadı. Evet, burada Airbus'un C295 MP var. Yine bir deniz karakol uçağı. Daha demin Leonardo'da gördüğümüz C27C'nin en büyük rakibi. Bu ikisi aslında çok ciddi rakip. Bunların ilk bilek güreşi de Türkiye'de olmuştu ama kazanan çıkmadı. Türkiye ihaleyi sonuçlandırmadı hala. Yeni seçiye geçelim. Burada bir VAB'nin 6x6 versiyonu var. Arada birilerini de çarpıyorum ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Evet, Arcus Fransız şirketi. Biliyorsunuz yeni nesil. VAB 6x6. Orta Doğu'da ciddi pazarı vardı bu bir aralar. MK3 versiyonuymuş. Devam edelim. A4 düzeme tekrar bir selam çakıp buradan yeni bir Fransız firması. Lazer sistemi buraya getirilmiş. Evet, Fransızların sohbetleri geçelim. Bu kafaya çiğnler çok büyük. Raporun tınavına çıkıyor. Evet, çiğnler çıkıyor bilmiyorum ama. Evet, sabırı fark edelim verirsin. Fransızların yine çeşitli KBRN çözümleri bunlar, bakın. KBRN de önemli aslında. Bu tarz konularda biraz çıktılar yapmak lazım. Ve yine bir insansız sistem. Ölümü görüyorum ben burada. Thales'in tabii ki. Ve evet, Thales'in insansız konseptleri ya da sensör sistemleri. Burada Thales bol bol. Electronic Warfare demiş mesela Thales'in. Yani elektronik harp kapasitesiyle ilgili bir ürün ailesi var burada. Burası biraz kalabalık. Niye kalabalık bilmiyorum. Şurada bir İHA'sı daha var Thales'in. MBD'in Aster Blok 1 NT dediğimiz füzesi. Evet, şöyle. Yine Aster'in, yine Aster ailesi burada görünüyor. Arka tarafta bunun yapısı da var. Şeması. Linky, Surveillance, uzun meyzeli arama radarından gelen bir yerler, arama radarı, atış kontrol radarı vesaire, Aster füzesinin vuruşu. Klasik bir hava savunma yapısı. Fark ettiyseniz Korelilerde böyle daha farklı konseptler, konseptleri detaylandırma, farklı bileşenlerle konuşturma, anlatma ihtiyacı var. Kendilerine daha net anlatıyorlar, daha kapsamlı anlatımlar yapıyorlar. Fransızlar, İtalyanlar vesaire buralarda benim ürünüm bu der gibi belli başlı basic sunumlarla geçiştiriliyor. Bana öyle geliyor en azından. Birkaç fuardır buna dikkat ediyorum. Yine Thales'in radarı. Thales'in uzayla ilgili. Thales de devasa bir firma. Açıkçası yapmadığı ürün zaten yok gibi buralarda. Elektronik tarafı falan. Elektronik harp, radar, IFF, komuta kontrol, iletişim, muhabere. Buralarda devasa bir firma ve çok ciddi ürün kabiliyetleri var. Yine Thales'in ürünleri. Yani
Burada küçük bir bakın İHA daha var. Komuta kontrol tarafında, topçu tarafındaki ürünler. Komuta kontrol tarafında Thales'in ürünleri. Atlas isimli bir ürünleri varmış mesela. Bakın. Evet, buradan devam edelim. Trabya'da güzel. Palet sistemleri, bunu burada görüyorsunuz. Mesela M48, M60'lar için yeni nesil paletler mesela, bak. Taylandlı bir firma bu. Bakın. Yeni nesil bir palet tasarımı. Eski, orijinali, yenisi. Yine AAV için olan versiyon. M113 için olan versiyonları vesaire var. M109 için olanlar var. Palet firması. Mesela yenilikçi bakış açıları için önemli. NVIDIA'nın burası standı. İçeri almıyorlar. Beyefendiler içeride çok gizli şeyler sergiliyor herhalde. Avrupalıların bu kibirlerinden nefret ediyorum. Aster B1 NT. Görüyorsunuz. Özellikle bu Fransız firmalarını sevmiyorum. Genelde ya kibirli oluyorlar, ya adam gibi bilgi vermiyorlar, ya İngilizce konuşmuyorlar zaten, Fransızca falan böyle aksanlı, garip abidik gubidik konuşuyorlar. Genelde İngiliz firmaları fena değil, onlar iyi bilgi veriyorlar. Burada Brimstone, Spear, EV var. Zaten Rafael oraya vesaire koyulmuş. Exotec, M40 Block 3C, Seaven 18'si. Burada Meteor var. 1/2 scale versiyonu. Şeyin orada, Tempest'in orada tam boyutlu versiyonu var. Ona da bakarız. Bir savaşçıların yanında ne kadar boyutta gözüktüğünü daha net görmüş oluruz. John Cockerill, bu zaten en ünlü kule üreticilerinden biri. Mesela Cockerill'in geçmişini burada yapan bir zaman tünelimiz var. Bunu görmek iyi oldu açıkçası. Ne kadar büyük bir geçmişe sahip olduğunu, bu kabiliyetlerin nerelerden geldiğini görmek lazım. Bakın burada şey de önemli. Fotoğraf yabancı değil. Otakar Arma. 105 minette. 2001 yılında bu projeyle ilgili de gelişime başlanmış. Evet, zaman tünelinin burada sonuna geldik. Burada yine Cockerill'in kule sistemleri. Şu çok üzerinde durulan yeni nesil bir kule çözümü Cockerill. Tank savar füzelerini de görüyorsunuz burada var. Yani tank bot konsepti falan vardı. Çok tutmadı bunları. Ama ürün ailesi konusunda ve özellikle işte geçmişi çok köklü olduğu için, mesela burada bakın, geçmişten bir hatıra yine koptuğu için açıkçası çok değerli mi desem, çok önemli mi desem, kritik bir firma. Evet, burada Qualcomm var mesela, bizim yerli Link vesaire birçok konuda üreticimiz. O da önemli bir firmamız alt sistem anlamında. Ve Rheinmetall var. Rheinmetall'in mühimmatları. Rheinmetall'in görüyorsunuz çeşitli mühimmatları burada. Mühimmat üretimi noktasında çok kritik bir firma. Hem çok yüksek, ki Güney Afrika'da falan da fabrikası var, Avrupa'da da var. Üretim kapasitesine ulaşabiliyor. Rheinmetall'in araç üzeri havan konsepti. İspanyollar var şurada. Ford Super Duty bir kamyon üzerinde, bayağı da bildiğiniz karavan yapısına yapılmış muhabere sistemi var. Uydu iletişim için elektrooptik kamera var. CDDB, bu Ürdün'ün devlet firması. Ürdün devlet savunma şirketi. Aselsan Middle East diyor mesela, şurada bakın. Aselsan Middle East'in ürünleri de burada var. Sager Termal dövüş sistemi diyor mesela. Midas bizim sınırlarda vesaire de kullanılıyor bu. Navantia çok yabancımız değil. Ki burada Suudi Arabistan'da ciddi bir ihracat başarısı da var Navantia'nın. 5 adet fırkateyn üretimi yaptı Suudi Arabistan için. Ama burada fırkateynliyle değil de lojistik gemileriyle öne çıkmış. Mesela amfibi
Bir gemi daha tasarım burada. Navanti'ye kritik. Mikro lazer güdümlü füze sistemi. Bunu üreten, sergileyen burada yaklaşık bu dördüncü firma galiba gördüğüm. Bu konuda çok ciddi bir çalışma var. Ne hikmetse. Üretim, yani bu kadar yüksek talep var mı emin değilim. Yani bu kadar mikro bir mühimmata. Ama herkes bunu geliştirmeye çalışıyor. Artık demek ki bayağı ciddi bir talep var. 23 metrelik sınır güvenlik koruması varmış. 14 elektronik 1400 elektronik harp sistemi 14 orduda kullanılıyormuş. Evet, burasını şöyle çekelim. 3D Lanza. Bu radar da çok kullanılan bir radar, evet. Nemus Multi-Threat IS radar. Küçük bir IS radar sistemi, taktikal bir radar. Kritik bir ürüne benziyor. Artık Indra zaten ünlü bir şirket. İtalyan. Ama şey, İspanyol. Lakin şöyle bir şey var. Bu mini IS radar konusunda da çok ama çok büyük pazar oluşacak gibi geliyor. Özellikle bu mikro drone tehditleri vesaire karşı IS'den başka çare yok gibi gözüküyor. Artekin insansız hava araçlarına yönelik bir sistem mimarisi bu da. Daha demin şu füzeyi yapan şirket dediğim şirket, minik füze. Burada Thales'in LMM füzesi. Bu füzeden ciddi bir talep var. Yani Tayland falan yoğun kullanacak bu füzelerden. NVIDIA'nın yine yeri. Leonardo. İngiltere'deki Leonardo için bu. Mars isimli firma. Bu da enteresan bir konsept. İnsansız sistem konsepti. Daha bakalım. Bu bir önleme sistemi olarak, yani kısa menzilli insansız hava araçlarını önlemeye yönelik bir sistem mimarisi. Bakın şu şekilde kamera var. Titanyum bir gömlekle İHA'ları vurup sonra görev bir bittiği zaman geri döneceğini belirten bir konsept. Bu da bunun çoklu atım sistemiyle ilgili bir şey. Ve burada şirketin bir komuta kontrol ekranını gösterdiği, hava trafik ekranını gösterdiği bir alanı var. Şurada bir görüyorsunuz. Böyle birazcık ütopik ve geleceğe yönelik bir şeymiş gözüküyor ama bu tarz önlemleri biz artık görüyoruz. Daha da görmeye devam edeceğiz gibi. Enteresan bir önleme sistemi olmuş. Bildiğiniz uzay aracı gibi. Ama böyle şeyleri göreceğiz. Mesela bunun işte bir lançer biçimi, iki atımlı lançer biçimini görüyoruz. Bu gezinin amacı böyle, burada şu var, burada bu var değil sadece. Olabildiğince dünyanın nereye gittiğini, bu adamların neler yapmaya çalıştığını aktarmaya çalışıyorum. Piyasayı, uluslararası sistemi, işte savunma sanayinde ülkeler ülkeye davranışların bile neleri değiştirdiğini aktarmaya elimden geldi çalışıyorum. Her şey de aklıma aynı anlık gelmiyor. Birçok bildiğim şeyi bile unutuyorum burada. Mesela Embraer'in KC-390 uçağı. Yani günün yorgunluğunun ardından bile bunları aktarmaya çalışmak zor oluyor ama dediğim gibi unuttuğum ya da yanlış söylediğim şeyler varsa da sonra düzeltmeye çalışırız. Süper Tukan'la. Dışarıda da bunları görmüştük zaten. Şu tarafa devam edelim. Topladığımız ürünler varsa bakalım. Gerçi bazı pavilyonlar artık standları da dün gibi erkenden terk ediyorlar ama BA Systems standına gidelim. BA Systems var şurada. Yunan havacılık endüstrisi. Hoş. Bir şey yok. Yani normaldir. Bir şey olmaması beni çok şaşırtmıyor. Yunan pavilyonu. Yani Türkiye'ye bilenip tedarik etmekten başka pek bir şey yaptığımız yok zaten. Evet, bakalım. BA Systems klasik M109'umuz burada. M777 olmuşsunuz burada. Yani BA Systems fikstir. Elindeki ürünleri götürür, ortaya koyar. Pek de bir şeye karışmaz çünkü çok büyük bir üretici, çok büyük bir tedarikçi. Hemen hemen her alanda var. Bu sayede de ben buyum deyip köşesine çekiliyor. Saygı duyuyor muyum? Yani Fransızlara göre daha çok saygı duyuyorum. En azından daha başarılı bir şirket. Evet, Tempest'in bir maketi var burada. Şu şekilde gösterelim.
Bu da Tempest'in mimarisiyle ilgili bir ekran. Yeni nesil otonom eşlik edebilecek, yani yeni savaş uçaklarına eşlik edebilecek savaş uçağı konsepti. Platform konsepti. Bunlar platform olarak isimlendiriyor. Elektrikli kontrol sistemi, konvansiyonel kalkış ve iniş, güzel modüler, elektronik taarruz denmiş, hassas havadan karaya mühimmatlar, ISR görevleri, hava ve hava göre, hava kara senaryoları, deniz ve kara varyantı. V-Systems'ın bir kargo drone konsepti var burada ve bir dakika Eurofighter mı var burada, evet. Bir Eurofighter gördüm sanki. Aynen öyle. Dışarıda tam boyutlu bir mock-up'ı zaten var. Bu yeni Eurofighter radarını tanıtıyor galiba şu anda. Çünkü bu radar yine, evet, Eurofighter'ın yeni konkreti, Tranche 4 versiyonu vesaire olacak bunlar. Kaskın gelişimi. Evet. Bizim bazen biz de kızıyoruz firmalara. Ya bu bak lisans uyarı ve süsü veriyor. Koşucu BA Systems'teki Windows'lar bile lisans uyarısı verebiliyor. Evet. Yeni nesil Eurofighter'ın bir tam şey, bir maketi, mock-up, maket. Şöyle biraz daha geriye gidelim. Hem video hem maket gözüksün. Evet, mesela burada da insanla insansız işbirliğini vurguluyor yine. Interop evaluation falan. Güzel havalı şeyler de işte. Bunları uygulamak gerçekten hele Avrupalılar için hiç kolay olmuyor. Çok geniş bir mühimmat skalası. Say say bitmiyor. Spear mühimmatları var mesela, şurada bakın. Burada var. 3, 6, 9, 12 mühimmat orada var. Hava hava füzeleri var. 4, 5, 6 tane. İşte 4 hava, 4 uzun menzilli, 2 kısa menzilli şehir füzeleri var. Maşallah taşıma da yok. Burada demiş görev bilgisayarı Typhoon için yeni. Evet, buradan devam edelim. T-650 Heavy Lift Uncrewed Air Systems. Yaralı nakliye için kurgulanmış bir kargo İHA projesi. Bizim APKVS dediğimiz Cirit'in muadili olan bir 1.75 inçlik bir daha mühimmat daha. Ukrayna standı GOR isimli bir insansız hava aracı. Paraşüt sistemi mesela var burada bir tane. İstiklal mi şu? İstiklal tüfeği galiba var şurada. Bir yandan Azerbaycan üretim tüfekler. İki kovan var. İsrail'den lisans altı üretilenler vesaire. 30 metre otomatik kanon AT-30'da Azerbaycan'ın böyle bir kabiliyeti var mıydı? Vardı, evet, doğru. NST-14.5 denmiş mesela. NST-12.10'daydı. Devam edelim. Brezilyalı bir firma. Bu mesela mühimmat konusunda yine. Şu Yunan pavilyonuna bakmıştık. Evet, hiçbir şey yok. Yine hiçbir şey yok. Gündüz de hiçbir şey yok. Yani çıkış saati diye böyle değil. Yanlış anlamayın. Evet, Aerogramut. Bu adamlar işte bu Puma'nın üreticisi, mini İHA dediğimiz var ya. Daha sonra bizi de satmaya durdurdukları falan filan. Sonra da sattılar da çok pahalıya sattıkları ürünler işte bunlar yani. Başarılı firma, ama başarılı firma, dürüst olmak lazım. Mesela şurada bakın, bir tane daha ürünleri var. Bayağı büyük bir İHA diğerlerine göre. Bir insan boyundan fazla, öyle düşünün. Burada Puma var. Yine Switchblade var burada mesela. Switchblade 600. Kuzgun var. Türkçesi kuzgun tabii. Lockheed Martin. Lockheed Martin de genelde öyle çok İddialı standlar yapıyor mu? Yapmıyor. Genelde 3-5 maketle beraber zaten misyonunu tamamlıyor. Satış için çok fazla reklama ihtiyacı olmadığı için. Arkadaşlarım. Evet, burada ne görüyoruz şimdi? Evet. Bir Tahat füzesi görüyoruz.
Bir de P3MSE füzesi görüyoruz. Bunları sanki ben IDEX'te de bile getirmiştim diye hatırlıyorum. Bakın Tahat ve P3MSE füzesi arasındaki boyut var. Bu kadar da fazla değil. Şimdi geniş açıya alalım, yoksa sığmayacak. Evet. Şurada standın önünde bir F-16 Viper modeli var. Orada bir C-130 var. Sudervistan C-130 kullanıcısı olduğu için Sudervistan boyamasıyla da gelmiş KC-130J modeli. Bu Viper. Lockheed Martin 21. yıl güvenliği demiş. Evet, insansız sistemler vesaire vesaire. Burada Hellfire 2 füzesi var. Yine yeni nesil bir füzemiz daha var. 3 füzesine şey açık imar. Sniper Pod. Bu zaten deli gibi kullanılıyor. Bugün de bahsetmiştim. Neredeyse her uçağın altında var. Lockheed Martin bundan köşeyi döndü. MMSC gemi konsepti. Yine Lockheed Martin'in radarı. Lockheed Martin dünyanın en büyük savunma şirketiydi en son baktığımda. Mesela bakın Sikorsky, bizim yıllardır bildiğimiz S-70 helikopterleri, Black Hawk silahlı MH-60 dediğimiz deniz versiyonu bu da. Torpido vesaire de var üstünde. Teledine Filir. Türkiye'ye yine ürün vermeyen firmalarımızdan. Dünya firmalarından diyelim. Ünlü firmalardan. Mesela burada görüyorsunuz çeşitli ürün ailesi. Star Safir 380 ailesini çok kullanır zamanında. Gerçi bu yeni versiyonu. İkisi yazılmış sonuna. Seafiller 380 vesaire. Burada gördüğünüz ürünler var. Yeni nesil bir keşif gözetleme sistemi. Ranger V220. Burada bir insansız kararcı var yine. Yani drone savunma anlamında da bayağı bir ürünü var. Filir'in. Burada termal kameraları falan var, görüyorsunuz. Yani açıkçası Filir de bayağı büyük bir şirket. Ve çok sayıda ülkeye ürün satışı yapıyor. Burada yine US, Amerikalı bir şirket daha var. Bir botumuz daha var burada, görüyorsunuz. Flyer Defense. Bunlar Dubai'de de vardı. Bu sefer gerçi biraz mütevazı bir yere yerleşmişler. Böyle özel operasyon araçları vesaire yapıyor. Boeing'in standı. Boeing standı toplamış galiba. Hiçbir şey yok buralarda. Institute, Skenegal vesaire. Onlar uğraşıyordu. Yine bir şey daha var burada. Keşif gözetleme sistemlerinde, elektro-optik sistem, bunlar buradan kaldırılmış. Ama Skenegal tavanda duruyor. Bir de drone'umuz var orada, büyük bir drone. Yani salon 1 bu şekildeydi. Eğer yarın vaktim kalırsa salon 2 ile ortadaki açık alanı da size aktarmaya çalışacağım. Yaklaşık 2 saate yakın bir anlatım buradan da çıkmış olacak bu sayede. Fuarı genel olarak anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi ülkeler, bu ülkelerin çeşitli duruşlarının diğer taraflara da yansıması. Örneğin Raytheon'un standı burası mesela. Raytheon'un yeni nesil radarı şurada görüyorsunuz. Mesela Patriot Guidance, mesela GEMT. Patriot'un GEMT füzesi bu. Mesela daha demin PAC-3MSE Lockheed Martin'i hatırlattınız ama Raytheon'da da GEMT var. Amerika'da bu tarz şeyler oluyor. Bazı firmalar bazı bileşenleri üretiyor. General Dynamics UK bu da galiba. İngiltere projeleri falan var. Evet, Abrams falan makinesi şurada var. Burada bir insansız kara aracı var. Burada geniş açıya geçelim. Brimstone füzesi var. Bakın insansız kara aracının üzerinde de onun lançerleri var.
Böyle bir insan kararcı var. Buraya geçelim. Ve General Dynamics'in Suudi Arabistan'da sergilediği Love, daha önce sattığı Love araçlarının da yeni versiyonu bu aynı zamanda. Three Harris var. LT Harris. Bu şirketi Türkiye'de çok iyi biliyoruz biz. TB2'lerden. Şurada MX ailesi var mesela. MX25, MX20, MX15, MX10, MX8. Bunların hepsi bir aile ve görüyorsunuz biz şu ana kadar Türkiye'de MX15 en çok kullanıldığı için onu biliyoruz. MX15'in de muadilini ürettik aslında. MX25'in, MX20'nin muadili için ASFR600 dediğimiz sistem geliştiriliyor devamı. Bu MX kısmının öncesi de Bliss teknolojide olacak. Yani MX8 ve 6 diyelim aslında onu biz. Orası olacak. Türkiye bu elektrooptik sistemler konusundaki bağımlılığından da öyle ya da böyle kurtuldu ya da kurtulacak diyebiliriz. Başka çaremiz de yok zaten. Evet, bu salon da burada bitti. Artık salon 2 ile diğer dış çekim alanlarında yarın inşallah çekeriz. Evet, buradan çıktık. En son salon 1'i anlatmıştık. Ve dış alandayız. Burada dışarıda bir sergi alanı var. Görüyorsunuz burada bir şişme çok namlulu roket atar var. Bu niye burada? Özellikle havadan ISR yapan sistemleri yanıltmak için ya da uydu görüntülerini yanıltmak için bu tarz şişme şeyler kullanılıyor. Bu tarafta ise otakar var. Otakarın içerideki standına değinmiştik. Dışarıda standı var demiştik. Burada Arma 8x8 var. 105 mm Belçikalıların topuyla beraber. Yine kokpilden içeride bahsetmiştik. Yan tarafta Tulpar var. Burada 120 mm bir top var. Bu topun asıl özelliği ise geri tepmesi özelleştirilmiş bir sistem. Çünkü 30-35 tonluk, 40 tonluk bir zırhlı muharebe aracında 120 metre top kullanmak çok kolay değil. Bununla birlikte baktığımız zaman burada kokpiti değil, Leonardo'yu görüyoruz. İtalyan Leonardo ile bir işbirliğine gidildi burada. Hitfact isimli bir kule var Leonardo'nun. O kule kullanılıyor burada. Tulpar açıkçası bu kule çok ama çok yakışmış. Bu araçlar aslında biz 120 metre top da taksak, 105 metre top da taksak bir ana muharebe tankı değil. Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaten hafif veya orta sınıf tank konsepti olmadığını herkes biliyor. Peki ne amaçla bunlar kullanılabilir? Özellikle işte amfibi harekatlar, orada biliyorsunuz tonaj limitleri var. Yine çeşitli bizim Suriyelik operasyonlarımızı düşünebilirsiniz. Oralarda zırhlı muharebe araçlarımızda da ateş desteğinde bulunduk. Birçok noktada ateş desteği sağlayabilecek bir araç. Özellikle piyade unsurlarına çok güçlü ateş desteği sağlayabilir. Zırhlandırılmış bombalı araçlar var biliyorsunuz. Orada kullandığımız, karşı karşıya geldiğimiz pardon. Ve bu bombalı araçlara karşı yine kullanabilirsiniz. Tahkimatları yıkmakta çok etkililer. Biz özellikle tanklarla bu tahkimatlara karşı, korulanlı hedeflere karşı ciddi çabalar sağladık. Uzaktaki hedeflere görerek ateş desteği verebilmek asker için çok önemli bir kabiliyet ve vazgeçilmez bir şey. Ki bu platformlar da öyle zırhları çok düşük değil baktığımız zaman. Yine aktif koruma sistemiyle güçlendirilirse özellikle zaten günümüzdeki ana muharebe tanklarının bu tarz konvansiyonel olmayan harplerde yaptığı birçok görevi yapacaklardır. Gelelim Tulpar S'e. Tulpar'ın amfibi versiyonu bu araç. Geçmiş yıllarda tanıtılmıştı zaten. Evet, Suudilerin bandosu şu anda geçiş yapıyor. Thank you.
Evet, Kobra'dan devam edelim. İçeride de Kobra'yı görmüştük zaten. Burada yeşil bir Kobra 2'miz var. Ural yine burada. Burada Kia'nın bir araç platformu var. Kia bizim bildiğimiz otomobil markası olan Kia. Korelilerin. İçeride bir standı vardı hatırlarsanız bakmıştık. Ve bu tarafa doğru dönebiliriz. Şimdi yavaş yavaş Eurofighter'a doğru gidiyoruz. Eurofighter'ın bu mock-up'ı yani birebir boyuttaki mock-up'ı. Eurofighter'ın gerçeği arka tarafta var. Yeşil boyamalı olanını görmüştük hatta. Hatırlarsınız. Evet, Eurofighter'ın şimdi bu Tranche 4 versiyonu dediğimiz Tranche 4 dediğimiz versiyonu mock-up'ı aslında yani özellikle iç taraftaki kokpiti gerçek kokpit koyulmuş. Asıl o önemli olan kısım o. Oraya çıkabilir miyim bakacağım. Sıra oluyor genelde. Şu an fotoğraf çıkıyorlar hatta bakın. Evet. Burada spear mühimmat var NVIDIA'nın. Çoklu arayıcı başlığa sahip olan bir mühimmat bu. Önemli bir mühimmat. Yine gördüğünüz gibi bir hava hava füzemiz var. Üçlü salanı var bu Spear'ın. Scalp ve Storm Shadow. Scalp atabiliyor muydu tam hatırlayamam ama Storm Shadow olması lazım. İngilizlerin seyir füzelerini atabiliyor. Yine Taurus isimli bir seyir füzesi daha vardı. Lazer güdüm kiti var. Orada Amram'lar var. Meteor atış kabiliyeti çok önemli. Meteor atabiliyor. Bunlar mühimmat kabiliyetleri olarak öne çıkıyor Eurofighter'da. Gördüğünüz gibi. Burada Tempest var. İngilizlerin yeni nesil savaş uçağı projesi Tempest. Görüyorsunuz hatta burada kaskı da yapmış. Onun tam boyutlu maketi. Bunu geniş açıyla çekelim. Sığmıyor malum. Çok büyük bir uçak projesi. Evet, yine NVIDIA'nın mühimmat projeleri ve ürünlerin bulunduğu alan. Burada Meteor var gördüğünüz üzere. Ve Astran var. Bunun biri görüş içi, öteki de görüş ötesi. Hava füzelerimiz. Spear Eve elektronik harp versiyonu Spear'ın. Görüyorsunuz zaten Electronic Warfare yazılmış buraya. Burada Eurofighter'a bakalım yanına çıkabilecek miyiz bir ricada bulunalım. Buradan açık alana gidiyoruz. Yine burada bir Caesar var. Bunda motorlu obüs sistemi. Fransız üretimi biliyorsunuz. Özellikle Ukrayna'da da ciddi bir başarı gösterdiği söyleniyor. Kamyona monteli obüsler noktasında en ünlü sistemlerden biri. Caesar'dan bahsediyorduk. Kundağ motorlu topçu sistemi. Kamyon üzeri 6x6 bir araç. Başarılı bir sistem. Hızlı bir şekilde kurulup atış yapıp hızlı bir şekilde mevkisini terk edebiliyor. Olabildiğince etkin. Yan tarafında bir yine muhabere ve komuta kontrol aracı var. Aslında komuta kontrol aracı. Muhabere dememize gerek yok. Muhabere ağırlıklı bir araç olabilir gerçi. Bu aracın çünkü modelini anımsamıyorum. Şimdi burada bir hava savunma sistemimiz var. Hava savunma fırlatıcımız. Görüyorsunuz. Yine bu da bir Fransız sistemi. Görüldüğü gibi Mika
hava savunma füzeleri fırlatabiliyor. Tabii Arapça olmasaydı iyiydi. Tabela. Evet. Gördüğünüz gibi MİHA'ların fırlatma lançeri bu şekilde. Burada hava savunma fırlatıcı, bunlar şurada görüyorsunuz iki tane fırlatıcı var. Alçak irtifa olabildiğince. Bir tane LAV 25 aracı var burada. Suudi Arabistan bunları Yemen'de oldukça net aktif kullandı. Evet. Hava savunma fırlatmak için. Görüyorsunuz. Burada yine yedek füzeler için raf yapılmış. Burada yine komutan için iki ayrı monitör konumlandırılmış. Burada yine termal bir kamuflaj giydirilmiş. İngilizlerin Ajax platformu var. Bu Ascot üzerinden geliştirilmişti. General Dynamics United Kingdom projesi. Burada özelliklerle ilgili kısa bir bilgilendirme yapmışlar. Pek de bir şey yazmamışlar gerçi ama. Ajax programı İngilizlerin yeni nesil sırtlı muharebe aracı projesi ama projeye açıkçası pek iç açıcı bir şekilde ilerlemiyor. Lojistik sorunlar, maliyetler, araçlardaki sorunların, teknik problemlerin giderilememesi, programın çok uzaması, maliyetlerin aşırı yükselmesi gibi gibi birçok problemle karşı karşıya. Pek başarılı bir proje olmadı açıkçası. Yani Sürepsin'e pazarlayabilirler mi emin değilim. Ki burada Türkiye'de bu ara çok ciddi çalışmalar yapıyor. Yine burada Volvo'nun bir aracı var. Lojistik faaliyetler için geliştiren araç. Sert karneli bir bot. Ve Abrams tankı var. Suudi Arabistan'a ait M1 A2S versiyonu. Şöyle biraz geri gidelim. Tank sığdıralım. Tankı. M1 A2S versiyonu bir tank. Yemen'de yine çok aktif kullanılıyor Suudi Arabistan tarafından ama çok fazla sayıda tank kaybı oldu Yemen'de. İnsansız bir mayın temizleme aracı var burada. MV4 isimli. Zırhlı komandoların aracıymış bu. Kanadalıların, General Dynamics'in yine Kanada versiyonu bunları üretiyor. LAV'ın, daha demin gösterdiğimiz LAV serisinin yeni modeli diyebiliriz. Güzel bir İstanbul bunlardan yine çok sayıda tedarik etmişti. Hatta Kanada ambargo falan uygulamıştı. Sonra ambargoyu kaldırmıştı. Ama buna rağmen bu ürünleri tedarik ettiler. Bu da işin ayrı bir noktası. Ne diyebilirim ki? Yani bir şekilde pazarlamayı başarıyorlar mı diyelim? Yoksa pazarlama dışında faaliyetler mi? Şimdi burada gördüğünüz platform çok yabancı değil Türkiye'ye. M113A4 FNSS bunları modernize etmişti. Binden fazla aracın modernizasyonunu FNSS Suudi Arabistan'da gerçekleştirmişti. Ve yine bu araçlar burada modernize edilmişti Suudi Arabistan topraklarında. Görüyorsunuz M113-4 yazmışlar. M113A4 konfigürasyonuna modernize edilen araçlar. Ve FNSS tarafından modernize edilen araçlar bunlar. Ancak 1000 küsur araç modernize edildikten sonra proje tamamlanmadan FNSS Suudi Arabistan'dan çıkmak durumunda kaldı. Bu Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerindeki siyasi sebepler nedeniyle. Ama tekrar gelecekler gibi. Hem de Pars 5 gibi bir platformla. Otokar da gerçi uğraşıyor. Umarım ikisinden biri alır. Yabancı bir şirkete gitmez. (Gülüyor)
Vab MK3 bu Fransız üretimi, yine bir zırhlı muharebe aracı ve zırhlı personel taşıyıcı olarak kullanılıyor. Bunların Katar'daki versiyonlarını Aselsan modernize etmiş, Dünya Kupası'nın güvenlik çalışmaları kapsamında çeşitli entegrasyonlar yapmış elektronik sistemlerinde. Oşkoş, MATV, Amerikalıların yeni nesil 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı, aynı zamanda MRAP dediğimiz, yani mayın avukusuya karşı korumalı bir araç. Bizim Ejder Yalçın Otakar Kobra MRAP gibi bir sınıfta. Kirpi'den biraz ayrışıyor bu. Kirpi gibi değil. Daha taktik bir araç. Çok yüksek bir mayın koruması var. Benim çok sevdiğim bir konsept değil. Birincisi çok pahalı bir araç. İkincisi pahalılığın yanı sıra işte modüler olduğu vesaire nedeniyle biraz da pahalı, ama bu modülerlik bu kadar pahalılığın yanında gerçekten bir avantaj getiriyor mu yoksa getirmiyor mu çok da emin değilim. Ve yine gördüğümüz bir kamyona monteli obüs. Bu da Caesar. Fransız Caesar aracı. Görüyoruz. Hatta şöyle geniş açıya geçersek daha iyi olur. Sol tarafta ise Suudi Arabistan'ın Güney Kore'den tedarik ettiği taktik füze sistemi Kunmo var. Kunmo var. İsmini okuyamıyorum. Korelerin garip isimleri var. Ama bizim TRG-230 gibi, TRG-122 gibi, TRG-300 gibi hatta belki taktik bir füze ailesinin atıcısı bu. Farklı füzelere entegre edebiliyorsunuz. Bizim Roketsan'ın da böyle çok rollü bir atıcı sistemi var. Çoklu farklı füzelere entegre edebildiğiniz. Bu İngilizlerin Mayın Avukusu'ya karşı 4x4 taktik tekerlekli aracı. Bu aracı da geliştirdiler ama açıkçası bunun da performansları çok iyi değil. Gerçi şeye göre, diğer zırhlı araç projelerine göre en başarılı projelerden biri olduğu söyleniyordu İngiliz kaynaklarında. İngilizlerin Watchkeeper X, insansız hava aracı. Bu Elbit sistemsin, yani İsraillerin insansız hava aracı üzerine geliştirilen bir sistem. Yani başarı oranı çok iyi değil. İngilizlerin kendileri bile bu Watchkeeper'lardan öyle o kadar da memnun değiller. Onu söylemek lazım. Öyle bir platform. SAMI, Suudi Arabistan'ın devlet savunma şirketi. Suudi Arabistan'la daha önceki bölümlerde, yani bu vlog serisinin daha önceki kısımlarında bahsetmiştik. Birçok şey partner şirketlerle oluyor. SAMI buranın en büyük partner şirketi. Türkiye'den birçok şirketle anlaşması var. Yine mesela Akıncı ihracatı SAMI üzerinden gerçekleşiyor Suudi Arabistan'a. Bu bölgede işler bu şekilde ilerliyor. Yani bunu çok garipsemeyin. Bazen soruluyor işte niye oradan bir yerel firma var, niye ortak üretim ismi geçiyor falan. Yani bunlar bu bölgenin yeni trendleri. Yani bu partner firma konusu yeni trend değil. Bu zaten olan bir şey de. Bölgenin yeni trendi buradan bir partner şirketle anlaşıp burada işte lokal çeşitli entegrasyonlar yapmak. Bakım onarımları sağlamak. Yine ne denir? Entegrasyon, montaj yapmak vesaire gibi teknoloji transferi yapmak. Ama teknoloji transferi yapılsa ne olur? Maalesef, ya da belki maalesef bilmiyorum, değerlendirdiğiniz yere göre değişir. Bu bölgede bu teknoloji transferini siz gerçekleştirseniz bile karşı taraf bunu kullanamıyor. Yani daha önce buralara yapılan teknoloji transferleri zaten var. Mesela M113 A4 konusu. O tesisi kurdu FNSS, işletti, teknoloji transferi vardı. Yapıldı güya ama devamı... Yani burada devam etti mi proje, devam etmedi. Çünkü siz olmadan bunu devam ettirebilecek insan kaynağı, bunu sağlayabilecek teknik insan kaynağı ve yönetimsel, proje tarafındaki yönetimsel insan kaynağı yok. O yüzden bu bölgeye yapılan teknoloji transferi vesaire gibi haberlere vesaire o kadar da kızıp reaksiyon vermeye gerek yok. Kritik teknolojiler hiçbir ülke sonuna kadar paylaşmıyor. Yani bu Türkiye dahil hiçbir ülke. Gördüğünüz gibi Love 3'ün SAMI'deki sergilenen versiyonu.
burada bir halk uçaklarının sergi alanı var. Bu gri bir halk. Şurada da yeşil versiyonu var. Bu ortada yemek alanı vesaire var. Burası sosyal bir alan. Bu sosyal alanın etrafında şu şekilde, şu tam karşıki bina salon 2. Oradan böyle buraya doğru ürünler dolu. Biz böyle geze geze geldik. Burada çadır var. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın bu çadıra girdik. Şimdi şu karşıda son bir sergi alanı var. Bu orta holde. Bu ortadaki açık alanı tamamlamış oluyoruz ve sadece tek bir salon kalıyor. O da salon 2. Niye bu şekilde karmaşık gezdik derseniz, bakın. Nereden başladık? Biz salon 3'ten başladık, şu karşıdaki yer. Buradan döndük. Salon 2'ye gittik. Şu ortadaki yerin arkası. Oradan çıktık. Bu şekilde açık alanı gezdik. Şimdi bu açık alanda bittiğinde salon 2'ye gideceğiz. Ve sonra World Defense Show'u tamamlamış olacağız. Yaklaşık 2,5 saatin üzerinde, belki 3 saate yakın bir vlog olmuş olacak. Ama fuardaki gelişmeler neredeyse %80'ini, 70'ini görmüş olacağız. Bu da bize yeter herhalde, tahmin ediyorum. Evet, Rusların Spartak isimli bir 4x4 aracı. Mayına ve pusuya karşı korumalı araç kategorisindeki bir araç yine. Burada çeşitli kamuflaj seçenekleri de koyulmuş. 10 ya da 12 kişi kapasiteye kadar çıkabiliyormuş. 12.500 kilo ağırlığında, 2.000 kilo payload var. Level 3, seviye 3 sınıfı bir koruması var. Seviye 2 AB'de mayın koruması var. Açıkçası oldukça düşük. Neye göre düşük dersiniz? Bizim Ejder, Yalçın vesaire gibi araçlara karşı 10-16 tonu falan buluyor ağırlığı belki ama özellikle mayın korumaları düşük. Level 3 troop compartment. Güzel. Personel kompartımanının korumasını sağlamış, yüksek sağlamıştır ama mayın korumasını artırmak gerekebilir. Bilmiyorum yani, en azından Türkiye'nin isterleri artık daha yüksek mayın korumaları içeriyor. Birebir biliyoruz. Seviye 4B vesaire, seviye 3B yine. Buralarda korumaları görüyoruz. Bunların da çeşitli işte ne var? Gövde altındaki patlayıcı, TNT patlatıyorsunuz, ona göre test ediyorsunuz. Bu da aynı koruma seviyesinde bir araç. 13.6 tonluk Titan önünde yazıyor. Burada kodlaması ZA-SPN. Bu araç da Rusların harekat sahasında çok fazla görmediğimiz araçtır. Bu iki araçtan da çok fazla görmüyoruz. Bunların üretimlerini yoğun başlamadılar sanırım. Yukarıda tank savar füze atıcısı var, görüyorsunuz. Yine bir top sistemi var, 30 mm. Rusların kompakt bir topu var. O galiba. Tam emin değilim. Evet, o varmış. Şuradaki yazıda yazıyor. 2000 metreye kadar hedefleri vurabiliyormuş. Bir de 62 Kalaşnikov yine. Makineli tüfek var. Güzel. Evet, Orlan 30 ve Orlan 10 var. Bunları biz çok net gördük. Nasıl çok net gördük? Suriye sahasında bol bol bizim bizden istihbarat toplamaya çalıştılar. Kimi zaman başardılar. Bu topladığı istihbaratları Esed rejimine gönderdiler vesaire vesaire. Bunların birçoğunu düşürdük. Ve bayağı bir düşürdük bunlardan. Öyle 2-3 tane falan değil. Orlan çok düşürdü. TSK bakmayın. Sadece birkaç bir kısmı yansıdı belki ama. Yine Orlan 30, Orlan'ın daha yeni versiyonu. 40 kiloluk. 100 küsür kilometreye böyle saat hızlara çıkabilen bir İHA. Orlan 10 20 kilo seviyesinde, 12 katı kadar bir ağırlığı var. Burada net ağırlık olarak 18 kilo yazmışlar. Arka tarafta yine radarlar var. Rus radarları taktik seviyede. Nurol makinenin Ejder Yalçın aracı var burada. Nefer L kulesi var üstünde de. Görüyorsunuz. Bu Ejder Yalçın'ın kapasitesi arttırılmış sürümü olması lazım. Şöyle
hatta geniş açıya geçersek daha rahat olur. EVP yazılmış yanında. Evet, burada Street Group'un çeşitli araçları var. Mayına pusuya karşı korumalı araçları. Masmak 2. Mesela burada sınık seviye 3 ve 4'e kadar arttırılabildiği söyleniyor. 9 kişi taşıyabilen bir araç. Made in UAE, Birleşik Arap Emirlikleri üretimi imiş araçlar. Ve Typhoon 3. Bu versiyonu biz çok görmüştük. Kullanıcısı çok fazla var bu aracın. Birleşik Arap Emirlikleri de yine bu da üretilen bir modelmiş. Fotoğraf ve film yasak mı? Fuara niye geldiniz son? Yine bir özel operasyon aracı havan atabiliyor burada, görüyorsunuz. Bu Orta Doğu bölgesinde çok fazla araç üstü veya araçla taşınabilen havan çözümü var. Bu tarz çözümlerden çok fazla sergileniyor bu bölgede. Bir insansav aracımız var burada. Arkada yine jet etkili bir insansav aracı konsepti var. Çok güzel. Ama burada Bayraktar TB2 Kos Pilav. Yani pilav da değil. Bir tane Kos Pilavı var. Bir giriş açıya geçelim. Daha rahat bakarız. İngilet eklemişler kanatlara. Burada şu kanat, yani yukarı doğru dikme var ya. Ona eklenmiş. Burada iki tane bizim Mamle benzeri mühimmat var. Bu da böyle. Ortadoğu'da zaten her fuarda bir TB2 kopyası oluyor. Evet, şu enteresan bir drone. Bu kanatlar böyle yukarı doğru dönüyor. Dikine iniş kalkış yapabilen bir konsept. Mesela bu konsept olarak güzel bir konsept aslında. Evet. Şahin şimdi. Ürün. Dış alan bu şekildeydi. Sırada kaldı son salon. Yani salon 2. Evet, şu anda salon 2'deyiz. Burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir pavilyonu var. Edge'in standındayız. Edge biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nin birleşik bir devlet savunma şirketi. Çok büyük bir şirket. Burada çeşitli mühimmatlar var. Bizim Mamle'ye vesaire benzeyen mühimmatlar da var. El Tarık isimli bir mühimmat var. Burada gördüğünüz gibi farklı arayıcı başlıklara sahip bu mühimmatlar. Mesela burada şu önce şu mühimmatlardan başlayalım. Bunlar süzülen mühimmat dediğimiz tipten mühimmatlar. Yarı aktif lazer güdümlü. Biri 23 kilo, biri 47 kilo. Ve işte özellikle menzil değerleri de alt tarafta yazıyor. Süzülen tipte mühimmatların genel özelliklerine haizler. Evet, hassas güdümlü mühimmat olarak geçiyor. Yani şu askerler fotoğraf çekilsin, biz de oraya doğru bakalım daha detaylı olarak. Arka tarafta yine Edge'in çeşitli araçları var. Rabdan orada. Rabdan'ın yanına gideceğiz şimdi. Rabdan'la ilgili bir şey anlatacağım. Evet. Bunlar harp başlığı olarak MK serisi bombaları kullanıyorlar. Görülüyor. Şu tarafta, sağ tarafta kanatçık açılan versiyon gözüküyor. Görüyorsunuz.
mühimmatlar. Genelde batıdan alınan desteklerle üretilen mühimmatlar oluyor bunlar. Kanatlı olanın 120 km'ye kadar menzili var. Imaging infrared veya yarı aktif lazerli veyahut da GPS, sadece GPS, GNSS güdümlü olarak kullanılabiliyor. Daha küçük kanatlı mühimmatlar burada var. Direkt bir havan mühimmatını kanatlı olarak taşıyabilen çeşitli çalışmalar var. Birkaç tane daha böyle ürün görmüştük. Bir havanı kanatlı güdüm kiti gibi bir şeyle taşıyan. Uygun mu maliyette, özellikle harp başlığı kısmı kolay değiştirilebilir mühimmatlara yönelik çalışmalar giderek artıyor. Evet, şu arkada piyade tüfekleri var. Yine bir füze var. Burada füzenin booster'ı da gözüküyor. Bir gemi savar füze olarak bu tasarlanmış. Şurada Brezilya donanmasının da logosu var. Sağ olun. Skynet isimli hassas güdümlü mühimmat. Bu kadar fazla çeşitli mühimmatın niye olduğunu açıkçası bilmiyorum. Ama bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin standında çok fazla sayıda mühimmat var. Burada yine ürünün özelliklerinin yer aldığı bir kağıt var. 36 kilo ağırlığında. Bunun bir hava soğuma füzesine benzeyen tasarım var ama hassas güdümlü mühimmat yazmışlar sadece. Yanlış şey yapmıyorsam evet. Tamam, hava soğuma füzesi bu. Dikey atım sisteminden vesaire atılabilen 10 kilometreye kadar maksimumda menzili var. Bunlar Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki çeşitli zırhlı araçlar. Bunları yine IDEX'teki fuarda daha detaylı olarak incelemiştik. Şuradan Rabdan'a doğru gidelim. Burada Rabdan var. Böyle. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç edilmişti. Otokar arma 8x8 üzerinden geliştirildi. Ancak arma ile birebir aynı araç değil. Armadan daha ağır, tonajı daha yüksek, koruma seviyesi daha yüksek, amfibi kabiliyetleri kuvvetli bir araç. Bununla beraber şöyle aracı yan taraftan böyle geniş açıdan görelim. Yani otokar çok sayıda Rabdan'ı Birleşik Arap Emirlikleri'ne teslim etti. Teslimatlar devam edecek diye tahmin ediyorum. Bununla beraber yeni siparişler bekleniyordu zaten. Hatta otokarın kendi kulesiyle yeni siparişlerin teslim edilmesi gibi bir durum söz konusuydu. Birleşik Arap Emirlikleri'ne bunları aktarmıştık. Bir tane daha 8x8 araç tasarımı var burada. 105 metrelik bir kule var galiba. Bakalım. Gerçi 105 metreden büyük gözüküyor kule ama. Bakalım. Burada kuleyle ilgili bilgi verilmiş mi? Verilmemiş. Taraftan devam edelim. Edge standında farklı ürünler de var. Çeşitli bot tasarımları. Bu radar konularındaki ürünler var. Ki radar konusu biraz kritik. Mühimmatlar, piyade silahları. Milrem'in temiz insansız karar aracı burada görüyorsunuz. Milrem'in %51'ini, yanlış hatırlamıyorsam eğer %51 olması lazım. %50'den kesinlikle daha fazla da hissesini satın aldı. Edge Group, Birleşik Arap Emirlikleri.
aslında çok sayıda ülke tarafından kullanılan bir ürün ama son yıllarda ekstra sipariş almıyor. Yine mühimmat bırakan drone konseptleri, bunlar oldukça yaygın. Katim telefon, güvenli telefon tasarımları bunlar. Şu solda gördüğünüze benzer bir modern telsiz tasarımının artık dünyada muhabir alanında en azından düşünülmesi, denenmesi gerekiyor. Dokunmatik vesaire konularında biraz şüpheler var ama militer standartlarda sürekli WhatsApp vesaire kullanıldığını, sivil telefonların sürekli askerler tarafından tercih edildiğini düşünürsek dayanıklı, gerçekten dayanıklı bir mobil telsiz ihtiyacı, yeni nesil telsiz ihtiyacı olduğu ortada. Buna yönelik çözümler de geliştirilebilir. Bence orada güzel bir ürün olmuş ve dikkat çekici bir üründü. Bu tarz konuların daha da militer seviye, daha da güvenli seviyelerde uygulanması gerekiyor. Evet, bütün asalından gideriz. STC, Suudi Arabistan'da bir telekomünikasyon şirketi bu da. Telekom süreci renklerine boyanmış bir araç var. İletişim aracı. Intra Suudi Arabistan'dan büyük bir savunma şirketi. Burada hatta şu anda bir heyet var. Samum isimli bir insansız hava aracı tasarımı var. Çift motorlu. Altında bir tane SAR radarı var. Görüyorsunuz dönüyor. Bakalım hatta şöyle biraz daha yakından baksak. Evet, SAR radarı şu an dönüyor. Bu insansız hava aracından Suudi Arabistan'ın tedarik etmesi planlanıyor. Ve hatta bu insansız hava aracının SATCOM'un burada komuta kontrol, yer kontrol istasyonu var. SATCOM'un SİTEK tarafından verilmesi söz konusu. Burada yine çeşitli ürünler var. Şurada bir balon konsepti var. Keşif, gözetleme vesaire için kullanılabilecek kablo ile, bakın orada çekili bir araç. Üzerinde kablo ile bağlanmış balon, kamera olan bir altta yapı. Evet, mesela burada yine ASEF isimli bir ürün var. SİTEK'in SATCOM'u var. Bu Intra firmasının çeşitli hava araçlarında SİTEK'in SATCOM'u, Line of Sight Data Link'i, yani görüş hattı haberleşmesi için veri link antenlerinin olması planlanıyor. Mesela bu firma Hensoldt'la da partnerliği var. Argos sergileniyor. Daha önce belirtmiştik. Bunlar partner firmalar genelde. Birçoğu yurt dışına alınan bileşenlerle açıkçası sergileniyor. Biraz bileşenlerle ya da yapılıyor. Montajlanıyor ürünler. Suudi Arabistanlı yine Science Technology istiyorsan. Buradayız. Kasklar vesaire var. Mühimmatlar var. Görüyorsunuz. Şurada bir mühimmat ve insansız hava aracı daha var. Görüyorsunuz. Dikey iniş kalkış yapabilen yapıdaki VTOL. Klasik yapıdaki bir insansız hava aracı. Buradan bu şekilde Sami'ye doğru gidiyoruz. Suudi Arabistan'ın en büyük devlet savunma şirketinin iç standı orası. Biz dış standı gezmiştik az önce. Evet. Abi önerdik zaten ya, ama lisansı çıkmadı. Sami'nin yeni bir jet motorlu insansız hava aracı konsepti. Bu konseptin çok fazla hayata geçeceğini de düşünmüyorum açıkçası. Bunlar bir tarz konseptler, edge desas şey yapıyor ama bir
yüklenici firmanın üretip burada işte ortak üretim vesaire diye zorlaması lazım. Bence ileride Kızıl Elma'yı aynı Akıncı'da olduğu gibi ortak üretimiyle buralarda görebiliriz. Ortak üretimin kasıtında çeşitli montaj şeyleri, belki yazılım konusunda burada bazı entegrasyon destekleri vesaire. Burada Sambi'nin bir aracı var yukarıda. Mock-up olduğu oldukça belli olan bir silah sistemi var. Burada bir zırhlı aracın yandan görüyorsunuz içindeki yerleşimi gözüküyor. Çok güzel olmuş mesela, bakın bu. Oturma düzeni burada var. Şurada silah kulesinin alt kısmını nasıl olduğu, buradaki alanın nasıl değerlendirildiği var. Yine karşı tarafta muhabere sisteminin konuşlandırıldığı yerler var. Ön sürücü mahalli bu şekilde. Bu oldukça dar bir araçmış. Bab'ın içi mi bu? Baba benziyor, baba olmasa da. Zırhlı camlar. İşte filmlerdeki gibi değil, zırhlı bir cama mermi penetre ettiğinde bu şekilde gözüküyor. Yine burada bir yapı var. Devam edelim. Bakalım burada başka neler var. Şimdi burada bir drone tasarımı var. Sami ve Thales'in denilen, yani Sami Thales olarak tanıtılan arama radarı ve alçak etip hava savunma sistemi. Daha önce bahsettiğim gibi partnerlik meselesi bunlar. Birçoğu yurt dışı ürünü. Yine burada Sami L3 Harris Amerikalı şirkette muhabere noktasındaki ortaklık. Kartlarla ilgili olan sistemler. Tamir kafa kabiliyetleri olarak burada bahsedilmiş. Tamirle ilgili çeşitli kabiliyetler. Komuta kontrol sistemlerine yönelik bir konsol var burada. Görüyorsunuz. Anti-drone noktasında bir sistem. Burada videosu denen sistemde bizim Amerika sohbetlerde sık sık bahsettiğimiz Amerikalı Anduril firmasının ürünü. Yine Anduril'in bir sistemi burada var. Anduril'in mock-up galiba bu. Burada bir drone daha var. Jammer sistemleri var. Geniş açıya geçelim. Burada bir jammer sistemi var. Yukarıda elektroptik takip sistemleri var. Radar var burada, görüyorsunuz. Bu şekilde buradaki ürünler ve çoğu yurt dışında üretilen çeşitli bileşenlerden oluşuyor. Bu tarafta başka neler var bakalım. Burası inanılmaz derecede kalabalık şu anda. Sniper pod görüyorum şurada bir tane. Burada bir pali var. CS-30'un pali. Pervane pali. Yılmaz Endüstri Kompleksi. Evet, Thales'in LMM füzesi burada yine. Ve LMK füzesi var. Mistral 3 var. Ve KEM füzesi var. Bununla beraber iniş takımı, Apache'nin kamera sistemi. Bu iniş takımı Airbus A320'ninmiş. Yine Sami standında sergileniyor. Evet, devam edelim bakalım. Namantya'nın bulunduğu bir stand var. Burada bir çekim yapıyorlar. Çekim görelim.
Namahant yanı standı burada. Sırbistan Savunma Bakanlığı standına gidiyoruz. İnanılmaz bir yoğunluk var. Yeni nesil bir elektrikli araçtım. Mal üstündeki otonomlaştırma ile ilgili, drone ile ilgili. Drone, evet. Trafik kontrol falan herhalde. Şurada araç. Lucid miydi? Kerman ismini. Yani bir drone daha var. Yangını söndürme görevlerini kullanmak için. Helikopteri görüyorsunuz burada. Bu önemli. Burada Star Safir isimli bir kamera var. Kamerayı ayağına basmasan daha iyi olur bence sevgili asker bey. Star Safir'in kamerası var. Buradan devam edelim. O mimar robotu. Ulusal Siber Güvenlik Otoritesi. Süperyostan. Güzel cafcaflı ekranlar var ama arka planı ne kadar dolu acaba merak ediyorum. Bunu sadece Süperyostan'ı söylemiyorum bu arada. Siber Güvenlik'le ilgili her şey için aynı şüphe içimde barındırılıyor. Evet, savunma geliştirme kompleksi. Güzel. Bakalım burada ne var. Fire Ranger 550 isimli bir insansız hava aracını burada görüyorsunuz. Burada özellikleri var. Yine Harris'in muhabere sistemleri var. ERP sistemleri çeşitli. Burada bir simülasyon sistemi var. Ulusal muhafızların silahları var burada. Sülerbistan'ın ulusal muhafızlarının silahları da ekranlarda var. Hasel Fidir 600. Bakın burada tanıdık bir ürün var. Yine Suudi Arabistan'ın partnerlik şirketinde. Burada bir elektrooptik sistem daha var. Bakep isimli insansız hava aracı. Bakep ismini diyorum ya. Bakep firmanın ismi, pardon. Buradaki kurumun ismi daha doğrusu.
yine bak hep bir ihası daha var. Bir silah kulesi daha var. Burada muhtemelen 30 milimetrelik. Zaten niye 30 yazmışlar. Burada bir kulemiz daha var. Yine 30 milimetre. ...12-17 metre kule. MK serisi mühimmatları klasik. Ve tatam. Yine Roketsan'ın mühimmatları var burada. Şunlar Roketsan'ın hepsi sosyaymış, iyiymiş. MAMT var. Roketsan'ın kanatlı tebe kiti var. Ve MAMT var. Sülevistan'ın ihracatları noktasında aydınlatıcı olabilir diyelim ve devam edelim. Farklı ülkelerin pavilyonları var. Yine Kore'den bir şirket burada. Ve benim kumarım burada biter. Suudi Arabistan'ın World Defense Show isimli savunma ve güvenlik fuarını tamamlamış bulunuyoruz. Fuar çok geniş katılımcılar, çok sayıda şirket, oldukça büyük bir alan. Arka tarafta size gösterdiğim gibi bir uçuş alanı vesaire, her şeyin olduğu bir fuardı ve bitti. World Defense Show'u kısa da değerlendirmek gerekirse oldukça büyük, dediğim gibi çok sayıda ülkenin katıldığı bir fuar. Bununla beraber başarılı mı derseniz, bence başarılı bir fuar. Bazı yönlerde eksikleri var. İnternet bağlantılarının yavaşlığı, dengesizliği vesaire. Belki evet. Ama genel anlamda başarılı bir fuar. Çok sayıda uçuş ekibi de var burada. Bak mesela Suudi F-15'i orada. Arka tarafta Eurofighter var. Daha da arkada F-17'ler var. Bir F-16 var. Yanlış görmüyorsam. Sadece F-17'dir o da. Sadece şey, burnu gözüküyor. Bizim Türk yıldızları. Burada Türk yıldızları gösteri uçuşları da yaptı. Gösteri uçuşlarını fuar programından çok fazla takip edemedim. Ama bu tarafa doğru zaten anlattım. En önemli konu şu. Bu fuar açıkçası Türkiye'deki fuarlara biraz örnek olabilir. Çünkü bizdeki fuar salonlarının aşırı karmaşıklığı, basıklığı. İDEF için örnek veriyorum mesela. İDEF'te bunu yaşadık. Yine sağ İstanbul daha iyiydi. Ama mesela açık sergi alanlarımızın olmayışı ya da pistle bazı şeyleri birleştiremememiz. Yani insan sabahıcı konusunda bu kadar iddialı olup işte Teknofest gerçi şov olarak yapıyoruz ama yani fuar anlamında da biraz uçuş gösterileri vesaire, belki de insan sabahıcı uçuşları, belki kara araçlarının geçiş yaptığı, test yaptığı bazı parkurları Türkiye'de de görmeliyiz. Dubai'de, şey, Abu Dhabi'de gördük, burada var. Ve bir o kadar da şöyle bir şey var. Bu savunma fuarlarının bir güç gösterisi olduğu noktasına da geldik. Suudi Arabistan'da mesela Birleşik Arabistanlar arasında bir bilek güreşi var gibi. Suudi Arabistan bir World Defense Show'u bu kadar iddialı yapmasından bir sebebi de IDEX ile rekabete girmesi. Savunma sanayi gelişmelerinin detaylarını belki daha detaylı olarak ırgılarız sağ merkez sohbetlerde ama ben gördüklerimi anlattığım şey burada devam etti. Şey burada bitiyor. Çünkü oldukça yorucu oldu. Yaklaşık 2,5 saati bulan bir video olur diye tahmin ediyorum. Her şeyi hatırlamak da mümkün olmuyor. Belki bazı ürünleri yanlış söylemişizdir. Belki bazı ürünleri yanlış teşhir etmişizdir ama olabildiğince açıklayıcı olmaya çalıştım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum.